Avek Otomotiv'in sunduğu Sporun İçinden başlıyor. Mutlu akşamlar sayın seyirciler. Bir TV ekranlarına hoş geldiniz. Avek Otomotiv'in sunduğu bir Sporun İçinden programı ile daha karşınızdayız. Bu akşam çok değerli bir konumuz var. Konumuza geçmeden önce hemen hatırlatmamızı yapalım. Sporun İçinden YouTube kanalına üye olduğunuz takdirde, abone olduğunuz takdirde soru ve yorumlarla programımıza katılabilirsiniz. Sevgili moderatörümüz Ali Kurnal bu akşam ufak bir operasyon geçirdiği için aramızda değil. Önümüzdeki haftadan itibaren kendisiyle beraber olacağız tekrar. Bu akşamki konuğumuz Türkiye Profesyonel Futbol Ligleri'nin genç ve başarılı sportif direktörlerinden Ahmet Akteke. Konya Spor başta olmak üzere birçok kulüpte görev yapan Ahmet Akteke şu anda canlı yayında stüdyomuzda. Sevgili Ahmet, hoş geldin. Hoş bulduk sevgili Can abim. Teşekkür ederim. En son 25 Aralık'ta beraberdik. 3,5 ay önce Cihan Erdil hocamızla beraber sizleri konuk etmiştik. Bu akşam tekrar seninle beraberiz. Evet Ahmet, hemen sıcağı sıcağına programa başlayalım. Tabii. Geçen sene ve bu sene görev yaptın Karaman'da. Ligin 26. haftasında bir ayrılık yaşandı. Evet. Önce bu sezondan başlayalım. Senden bir dinleyelim. Neler yaşandı Karaman'da bugün gerçi? Öğleden sonra medyaya düşen bir haberle üzüldük. Yönetim kurulu istifa kararı almış. Yerel seçimlerin sonuçlarından dolayı. Tabii bu bizi bir spor sever olarak üzdü. Çünkü gerçekten iki yıldır Han kardeşlerin, geçen sene Mehmet Ali Han, bu sene Süleyman Han başkanın yaptığı fedakarlıklar sonucunda bırakmaları gerçekten beni üzdü. Biz her programda zaten onu dile getirmiştik. Öncelikle senden dinleyelim Ahmet. Sezon başına bir dönelim. Çok teşekkür ederim sevgili Can abim. Ben öncelikle geçtiğimiz sezon başına dönmek istiyorum. Mehmet Ali Han Başkan ve Süleyman Han Başkanlarımızın önderliğinde geçtiğimiz sene şampiyonluk parolasıyla yola çıktık. Bunun sonucunda da işte playofflardan da olsa şampiyon olundu. Bu seneye gelirsek eğer, bu sene onursal başkanımız Mehmet Ali Han, kendisi şehre, şehrin dinamiklerine, işte nedir bu, yerel yönetim olsun, sanayi kuruluşları olsun, buralardan yeteri kadar destek alamadığı için kendisi bu sezon olmadı. Süleyman Han başkanımız yeni bir yönetimle yola çıktı bu sezon. Kendisi beni sezon, yanlış hatırlamıyorsam, Temmuz ayının ilk haftası olması gerekiyor. Dediği şuydu: Ahmet, yeni bir ligdeyiz. Bu ligde hedefimiz öncelikle kalıcı olmak. Bu yolda var mısın? Ben de kısa ve net konuştum Süleyman Han Başkanımıza. Başkanım, ben yola, benim için bütçelerdir, maddiyattır hiç önemi yok. Ben yola inanmışlarla yola çıkarım. Çünkü geçtiğimiz sezondan örnek verdim. Başkanlarımız şunu demişti bana: bizim 5 yıllık hedefimiz Süper Lig demişti. Ben de onların vizyonuna, onlara olan inancımdan dolayı bu yola baş koymuştum. Bu sene de başkanım dedim, ben seni yalnız bırakmayacağım. Geçtiğimiz sene olduğu gibi hiç sıkıntı yok. Bu ligi de iyi biliyoruz. Daha önce de görev yaptık ikinci ligde. Ona göre bir kadro oluşturduk. Baktığımız zaman Can abi, ligde Denizli Spor'un transfer yasağı var biliyorsun. Denizli Spor ve Uşak Soma Spor'dan sonra tabii ki Uşak Spor var bir de. Yaş ortalaması en düşük 3. takımız. Bütçe olarak da keza öyle. Bu sene işte takımımızda en büyük oyuncumuz ilk yarı itibariyle Nadir'le Hayrullah'tı. Nadir ayrıldı, işte Artun geldi. 30 yaş üstü oyuncu almadık. Her şeyden önce sezon başı işte maddi bütçe olarak belli bir zorluklarımız vardı. Yaşadığımız işte verilen sözler Karaman şehrinden yerine getirilmedi. Her zaman olduğu gibi Süleyman Han Başkanımızın büyük bir çabasıyla
büyük bir özverisiyle yönetim kurulumuzun da başkanımızı yalnız bırakmamasıyla bu kadroyu oluşturduk. Sağ olsun sezon başı Abdullah Ercan hocamızla yola çıktık. Futbolun içinde biliyorsun böyle ayrılıklar oluyor. Profesyonellikte olan şeyler. Daha sonra Cihan hocamız geldi. Sonra işte bu Cihan hocamız geldikten sonra yakalamış olduğumuz çıkış, bir başarı ivmesi bizi gerçekten 26 maç sonunda, ben ayrıldığımda 38 puandaydık. 8. sıradaydık Can abi. İşte playoff hattına da oldukça yakınlaşmıştık. 6 puanlık bir farkımız vardı yanlış hatırlamıyorsam. Gönlüm sezonu bitirmek istiyordu ama işte maalesef bazı sebeplerden dolayı ayrılmak zorunda kaldık. Bugün de aldığımız bir haber, başkanımızın ve yönetim kurulunun istifa haberini aldık. Gerçekten üzüldüm. Evet. Çünkü evet. Can abi sen geçtiğimiz seneki katıldığım programda da bahsetmiştin. İşte kulübün kurumsallaşmasından, işte başkanların Almanya'daki olan tecrübesinden. Bu sene Cihan hocamızla geldiğimiz programda da değindik aynı konulara. Yani üzüldüğüm konu şu, büyük bir emek var ortada. Yani bu emek hep birlikte. Şehrin en başta başkanlarımız, yönetim kurulumuz, hocamız, çok değerli birbirinden karakterli futbolcularımız. Yani biz bir bütün olduk, personelimiz, büyük taraftarımız. Yani bugün bütün kamuoyu bunu dile getiriyor. Ahmet Spor'dan sonra en çok tribün sayı ortalaması bizim Can abi. Karaman Futbol Kulübü'nün. Ya bu mutluluğu bize onlar yaşattı. Gönül istiyordu yani böyle şeyler olmasın ama maalesef başkanımızın bugün açıklamasını ben de takip ettim. İnşallah Karaman için yani güzel şeyler olmasını temenni ediyorum. Ama işte görünen köyde kılavuz istemez. Ben 2 senedir orada görev yaptım. Hani o desteği bir türlü alamadık şehirden. İnşallah hayırlısı olur bundan sonrası için. Sevgili Ahmet, yani son yaptığımız 25 Aralık'taki programdan bu yana 3,5 ay geçti ortalama olarak. Yani stresli ve yoğun bir sektördesin. Saçların da bayağı beyazlamış Ahmet. Yani kolay değil tabii yani bu işleri yürütmek. Ben de gerçekten bugünkü haberden sonra üzüldüm. Çünkü memleket sevdalısı olan insanların alın teriyle kazandıkları parayı memleketlerinin takımına harcaması, belli bir yerlere getirmesi, ki geçen sezon başında, yani bir evvelki sezon aldıklarında transfer yasağı vardı. Transfer yasağını açtılar, kümede doğru bıraktılar. Ondan sonraki şeyde Iğdır gibi bir kulüp, evet, bir bütçeli bir kulübün olduğu yerde playoff'ta olsa çıkardılar. Aynen. Lige. Bu sene şehirden gene destek olmamasına rağmen gene Süleyman Başkan bayrak yarışını devraldı. Evet. Bu işi götürdüler ama demek ki insanların bir sabır noktası var ki bugünkü açıklamalarıyla artık bizden bu kadar diyorlar. Ama bence böyle insanları küstürmemek gerekiyor. Yani vali ise vali, belediye başkanı ise belediye başkanı. Şimdi sanayici ise sanayici. Ben daha önce de söyledim bu işleri. Yalnız tabii şöyle de bir şey var Ahmet. Ben geçen sene yani sizin olmadığınız programlarda da Cüneyt Tumlupılar'ın Buca Spor Teknik Direktörü'nün katıldığı programda da dile getirdim. Kurumsallaşma adına bir adımlar atılıyor. Fakat bu kurumsallaşma bazılarını rahatsız ediyor. Çünkü kurumsallaşmak bir kulübün başarısının en ilk basamağı. Geçen seneki görev yapan teknik adam bu işin başrolündeydi. Evet. Bir takım rahatsızlıklar duydu. İyi de bir yani hem sağ skorları hem başarılı olarak iyi giderken senin ayrılığın yaşandı. Evet, doğru. Ondan sonra daha sonra teknik adamla liderlik gittikten sonra teknik adamla yollar ayrıldı. Doğru. Sonra Şaban Yıldırım geldi. Evet. Şaban Yıldırım hocayla sezon evet playoff'tan da olsa çıkıldı. Doğru. Bu sene Abdullah Ercan'la başlandı. Yol ayrılıkları her zaman olur. Evet. Daha sonra Ceyhan hocamız geldi. Sizin buradaki zaten ya bu işler elle eldiven gibi Ahmet. Evet. Uyum olayı. Yani buradaki zaten verdiğiniz görüntü, evet, birlik beraberlik, Süleyman Başkan'ın desteği, evet, başarıyı getirdi. Ama tabii bu başarının arkasında birileri geri planda kaldığı zaman huzursuzluk bir yerden bir nifak tohumları giriyor bu işin içine. Aynen. Ama olan kim oluyor? Kulübü oluyor. Evet. Veya bu işe parasını yatıran insanlar oluyor. Evet. Ne oluyor? İnsanlar bir yerde de beziyor. Bu ekonomik şartlarda kulüplere para yatıran, alın teriyle kazandıkları parayı diyorum Ahmet. Tabii ki. Yatıran insanları bulmak çok zor. Çok. Yani tabii inşallah gönül ister ki tekrar eski
günleri gelenleri, doğru, mülki amirler, kesinlikle, bir araya gelip o insanları şevkle teşvik etsinler. Gönlümüz ondan yana. Can abi, söze şuradan değinmek istiyorum. Hatırlar mısın bilmem. Biz Iğdır maçı öncesi işte şehirde okullar gezmedik, okul bırakmadık. Ya, pazar yerine bile girdik yani. Gördüm, gördüm. Lütfen yanlış anlaşılmasın bu söylediğim, yani küçümsemek için değil. Halkla iç içeydik. Yani bizi Iğdır maçını zaten bize bu kazandırdı. Şehrin bütünleşmesi, bir olması, kenetlenmesi. Biz böyle aldık iç sahadaki o başarımızın en büyük sebebi buydu Can abi. Sana soruyorum, senelerdir futbolun içindesin. Bugüne bugün hiç hangi teknik adam, sportif direktör yani böyle pazar yerlerine gezer mi? Ben soruyorum sana. Ben yani şimdi takip ediyorum. Yani ben bütün sosyal medya kanalları üstünden bütün kulüpleri takip ediyoruz. Yani bölgemizde olsun olmasın yatırım yapanlar bu işe şey var. Ben hayret ettim. Yani şimdi o videoları da seyrettim sizin sosyal medya, evet, sitesinden. İnsanlar sporla alakası, futbolla alakası olsun olmasın maç olduğunu, evet, kendilerine böyle bir yakınlık gördükçe o tribünler o hafta full çekti. Gerçekten öyle. Ya, full çekti. Yeni bir stadyum. Evet. Harika bir ambiyans. Muazzam, muazzam. Ya ama işte dediğim gibi bu işlerin devamlılığı çok önemli Ahmet. Çok önemli. Yani işte yani ben de katılıyorum söylediklerine Can abi. Yani Cihan Hoca'nın da emeği çok büyük. Çok. Yani çok. Şimdi ben açık ve net söyleyeyim. Kolay kolay hiçbir teknik adamı sen dolaştıramazsın. Ya yani onun da yaptığı büyük fedakarlık. Evet, dolaştıramazsın. Kesinlikle. Şimdi ben ne teknik adamlar biliyorum. Bırak oraya buraya gitmeyi. Ekstra kulüple ilgili bir şeylere çıkacakları zaman benim sözleşmemde var. Ekstra yerlerden para isterim diye teknik adamlar var. Var değil mi Can abi? Var ya tabii şimdi Ahmet isim verdirme bana şimdi burada. Ya Can abicim yani şöyle düşünüyorum da az önce ne dedin? Saçlarım beyazlamış şu bu. Ya biz ya önemli değil. Ben Turgut Spor'a göreve geldiğimde o dönem işte sen de biliyorsun ikinci ligde Eyüp Spor'un şampiyon olduğu sene. Ya inanılmaz bir takımımız vardı. Yani ilk yarıyı yanlış hatırlamıyorsam 36 puanla Van Spor'la birlikte ikinci sırada bitirdik. Eyüp Spor liderdi. Ya o kadrodan Can abi işte Süleyman Özdamar bugün Bodrum Spor'da kendisi. Koray Kılınç Sakarya'da. Muhammed Tağtepe'ye kiraladık. Şu an Trabzonspor'un ikinci kalecisi. Muhammed Aslantaş'ı kiraladık. Başakşehir'deydi. Şimdi Urfa'ya gitti kiralık. Kastamonu'da zannedersem. Mutlu Aksu Doğan'a PTT Ligi'ne, Adana Spor'a, Ferhat Katipoğlu'na Adana Spor'a verdik. Yani sezonu işte sen de biliyorsun az çok. İstenmeyen şeyler oldu devre arasında. Yani o şampiyon olacak takım maalesef sezonu 8. sırada bitirdik Can abi. Turgutlu'da. Ben ama benimsedim. Adiyet duygusuyla o şehri Karaman'da yaptık bunu, Turgutlu'da da yaptık ama bunu bütünleşerek hep birlikte, başarı birlikte oluyor Can abi. Geçen seneye gelirsek, sağ ol sen de programlarında hep değindin bunu. Sezon başı hedefimiz şampiyonluktu. Ya ligde ve kupada Can abi 10 maç zannedersem 9 galibiyet ve 1 beraberlikle ayrıldım. Iğdır Spor'un 8 puan önündeydik. Evet, Can evet abi öyle bir kenetlenme vardı futbolcu arkadaşlarımız. Abi kardeş ilişkimiz olsun, personelimizle, taraftarımızla, yönetimimizle. Ama işte dediğin, az önce de değindin buna. Ya istemedim ben ama maalesef oldu. Sezon 4. sırada bitirdi takım, şampiyon oldu. Bu sene çok iyi bir noktaya geldik. İşte Cihan Hoca ile beraber çıktık burada programa. Soma Spor maçından sonraydı. Devre arası. Evet. Kamptan önce. Evet. Çok şükür kampımızı çok iyi geçirdik. İyi transferler yaptık. Bütçemiz doğrultusunda. İkinci yarıya da Can abi çok iyi giriş yaptık. Bu arada Ahmetciğim sözünü kestim. İnanılmaz bir soru yağmuru var. Hepsini soracağız. Okuyacağım artık. Teşekkür ederim. Sevgili seyircilere. Zaten 25 Aralık'ta yaptığımız program da inanılmaz seyredilme rekorları kırdı bu sezonki. Ya, sağ olsun. Yani Karamanlar inanılmaz ilgi gösteriyor. Ya Can abi Karaman taraftarı gerçekten öyle bir benimsiyor ki. Ben hayranlıkla yani orada insanlar kendi... Ya öyle bir sahip çıkıyor ki o taraftar. İşte küçük esnaf diyoruz. Ya inanılmaz o kombineleri... Ya insanlar o kombineler için kendini feda etti ya. Yani eşine, dostuna dağıtmak için. Gördüm, Can abi. Gördüm. Yani tüyleri diken diken oluyor insanın. Gördüm. İşte gördüm. Geçen seneki o başarılı takım. İşte Orhan Nağırcı Keçiören'e gitti Can abi. PTT Ligi'ne. Ensar Kemaloğlu bugün Gençler Birliği'nde oynuyor. Ya biz böyle bu sene mesela Anıl Batın Aydın'ı biz takıma kazandırdık. Transfer komitemizde sağ olsun İsmail Işık başta olmak üzere Abdullah hocamız, Süleyman Han başkanımız, Anıl Batın, işte Cihan hocamız geldikten sonra inanılmaz bir çıkış yakaladı. Şu an çoğu kulüp onu soruyor.
Şimdi, bu bonservisle kazandırıldı bu oyuncular. Şimdi Ahmet, yani sen buradasın diye söylemiyorum. Sen Süper Lig'de Konyaspor'da görev yapmış bir sportif direktörsün. Bu işi de layıkıyla yapmamış olsan Süper Lig'de Konyaspor gibi çok büyük bir camiada ve kulüpte yapamazsın. Şimdi senin futbol bilginle piyasayı çok iyi bilmez, Süper Lig'den tut 3. lige kadar. Bu sana bir artı değer katıyor. Bildiğin için uyumlu içinde çalıştığın bir kulüpte olduğun zaman eldeki imkanlara göre nokta transferleri yapılarak başa geliyor. Turgut'ta da aynı şekilde. Aynı şeyleri yaptı. Ama tabii aynı şey, bak aynı filmi Turgut'ta da gördük biz. Evet. Yani şimdi bir şeyler iyi gitmeye başladığı zaman katkısı olmayanlar geri planda kaldığı için, katkısı olmayanlar sadece para olarak söylemiyorum buna. Evet. Bilgi birikim olarak da sana söylüyorum. Yani evet. Birisi maddiyat olarak katkı verir, birisi bilgi birikimiyle katkı verir. İyi gitmeye başladığı için hemen birileri paçadan çekiyor. Hemen. Bu maalesef sadece Karaman için, Turgutlu için söylemiyorum bunu. Bütün kulüplerde böyle. Ben 16 Mayıs 2022'de çıkan spor kanunu, fakat daha sonra depreme bahane göstererek uygulanmayan spor kanunu da aynı şekilde söylüyorum. Kulüpler şirketleşecek. Kesinlikle. Şimdi bu, yalnız şunu yanlış anlıyorlar Ahmet. Şirketleşecek deyince işte şirket canın şirketi. Hayır. Kardeşim halka açıyorlar. Hissenin tanesi diyelim ki 100 bin lira. Evet. Herkes ortalık olabilir. O şirketin ortağı olabilir. Doğru. Ya para nefesini güveren borazancı olur. Sen dersin ki ben 100 iş sağlıyorum. Benim o kadar. Halka açık. Bu şahısların şirketi olmayacak ki. Bu para veren herkesin şirketi olacak. Ortaklaşa gidecek. Kimsenin çıkmadığı yerde şirketleşelim dediği zaman da birileri gelip alacak. Şimdi ilk bu işler biliyorsun TMSF'den satıştan evet. Sonra Göztepe'de ne oldu? Evet. Önce Altınbaş grubu aldı. Doğru. Sonra Sepil grubu aldı. Doğru. Şimdi Ankersen aldı. Evet. Ya bu iş böyle. Olmuş. Kim evet. Çok parayı verirse şirketin sahibi. Çok ortaklı da olabilir bir şirket. Ama şirketleştiği an bunların hiçbiri olmuyor Ahmet. Çatlak ses olmuyor. Çünkü kurumsallık orada tamamen işliyor. Şimdi Can abi çok basit bir örnek vereceğim. Süleyman Urma ömrünü futbola adamış bir insan. Evet. Birçok kulüpte görev yaptı. Kendisi genel menajer olarak, sportif direktör olarak. Daha sonra Can abi 2. ligdeyken Karagümrük Spor Kulübü'nün başkanı oldu. Doğru mudur? Evet. Satın aldı. Zaten şirketti. Can abi 2 sene arka arkaya bu takım Süper Lig'e çıktı. Arka arkaya 2 playoff'tan çıktı. Önce 2'den 1'e, 1'den Süper Lig'e. Süper. Ya basit bir formül Can abi. Bugün İzmir'de kim var? Buca Spor, Göztepe, Bergama. Şirket olarak kastediyorum. Şirket. Adana FK yanlış hatırlamıyorsam onlar şirket. Da şirket. Bu sene şampiyonluğu oynuyor. Adana Spor şirket. Adana Spor öyle. Süper Lig'e de çıktı biliyorsun. Yani işte dediğimiz hep aynı yola çıkıyor. Şahıslara dayalı sistem belli bir yere kadar gidiyor. Ya kendisinin ekonomik olarak darboğaza giriyor veya yeter diyor. Evet. Veya olmasa bile hemen birileri diyor ki aa başarı bak o yapıyor ben de yaparım. Ben yaparım diye o kadar kolay değil. O zaman kongrede sen aday olacaktın sen yapacaktın. Yani en basiti bu. Can abi çok özür dilerim sözünü kestim. Turgutlu Spor'da işte Taner Kestaneci başkanımız İbrahim Cezayir hocamızla yakaladığımız uyum ortadaydı. Maalesef sezon sonu önce hocamız ayrıldı daha sonra ben ayrıldım. Sonra çok değerli hocalarla çalıştı. Taner Başkan işte bugün Arda Turan'ın birinci yardımcısı Atilla Gerin hocamız vardı. Benden sonra geldi kendileri. İşte başkanımız Burak Çoban gibi şu an PTT Ligi'nin en değerli oyuncularından birini kazandırdı. Taner Kestaneci Başkanımız biliyorsun işte kongre sürecini, ayrılma sebeplerini. Daha sonra gelen yönetim, aynı yola çıkıyor bu söylediklerim. Gelen yönetim ne oldu? Biz yaparız, ederiz. Söylemleri hala videoları ortada. Kendileri de çok değerli hocalarla çalıştı. Yani işte Nadir hocamız, Nadir Arıkan. Çok beğendiğim, takdir ettiğim bir hocamız. Nazım Gülay hocamız, Can abi. Ama işte bu yönetim hocalarımıza istediklerini maalesef şey olmadı. Yani yönetim... Ne diyeyim yani çok da konuşmak istemiyorum ama o takım küme düştü Can abi. Ahmet. Küme düştü o takım. Sevgili Ahmet patlamış lastik yama tutmaz. Bu 2-2 daha 4. Bir de herkes her şeyi karışırsa horozu çok olan yerde sabah geç olur. Ah Can abi. Ha, bu işler böyle. Yani şimdi korkuyorum Can abi aynılarını Karaman Futbol Kulübü yaşar mı diye korkuyorum. En büyük endişem o. Yani biz orada cefa
Yani zor günlerde hep orada olduk. Neler yaşadık. Hani şu an tam sefası olunacak. Şampiyonluk hedefiyle yola çıkılacak ama bugün aldığım haber beni çok üzdü Can abi. Çok üzdü. İnşallah Karaman halkı takımına sahip çıkar. Mülki amirleri, işte sayın valimiz, yerel yönetim organizesini sen söyledin Can abi yani evet. Bugün Karaman organizesi yani Türkiye'de sayılı organizesi. Sayılı. Yani inşallah temennim Karaman bunları yaşamaz. Yani Turgut Spor'un yaşadığı süreci aşağı lige düşmeyi yaşamaz. Aksine üstlükleri o yeni stadyumuyla gerçekten hak ediyor Can abi. O taraftarın verdiği inanılmaz Ahmet, bir destek. Ahmet, sevgili muazzam. Ahmet. İl takımı bir kere. İl takımı. İlinde tek takım profesyonel takım. Doğru mu? İkincisi doğru, var mı? Yok Can abi. Hani bir laf var. Bir söz var. Gölge etme. Başka ihsan istemem. İstemem. En azından gölge etmeyin ya. Bir şeyleri yapacaklar insanları yapmayın. Yani bu insanlar 2 yıldır Han kardeşlerden bahsediyorum. Doğru. Başarıyla temsil etmişler mi? Etmişler. Doğru. Lige çıkarmışlar mı? Çıkarmışlar. Kesinlikle. Hem de belli bir bütçeyle. Kesinlikle. Yani. Can abi o sezon Iğdır'ın bizim bütçesi hemen hemen 3-4 katıydı bizim. Yani Ordu Spor'un bütçesi bizden yüksekti. Kuşadası'nı sen biliyorsun. Hani bizden aşağı olan o playoff hattında bir tek Ayvalık vardı Can abi. Playoff evet. Hattındaki takımları kastediyorum. Tabii bir de şöyle bir şey var. Başarı belki birinci çıkacaktı o kaosu yaşamasaydı. Kesinlikle. Kesinlikle. Liderdi. Ben inanıyorum en az 10 puan farkla şampiyon olurdu. Liderdi ama aynen. Ne zaman kaosa girip türbülansa girince girdi. İş playoff'a kaldı. Maalesef. Bu sene de iyi puanlar topladı. En azından hedefine ulaşıyor. Kesinlikle. Ligde kalıcı olalım dedik Can abi. Hep ana hedefimiz oydu. İlk senemiz. Ligi tanıyalım. Ona göre kadro oluşturduk. İşte çoğu oyuncumuzla 2 yıllık sözleşme imzaladık. Hani temelini kurduk biz bu takımın. Hani gönlümüz zaten seneye direkt... Zaten yapılan, ben sezon başında takip evet. ettim. Yapılan sözleşmeler hep uzun vadeli. Kesinlikle öyle. Yani doğru. Meyvelerin önümüzdeki yıl verecek. Aynen öyle bak peki Can şimdi... Diyelim ki Süleyman, yani dilemiyoruz tabii. Aynen. Süleyman Başkan bıraktı. Yeni gelecek veya bu işe talip olacak olanlar o mali vecibeleri yerine getirebilecek mi? Aynı oyuncularla devam edecek mi? Veya sıfırdan kadro kurmak kolay mı bu ekonomik şartlarda? Çok zor. Çok zor. Hele ki şu günümüz mali şartlarında Can abi. Çok zor. Yani Cihan hocamızın sözleşmesi devam ediyor. 1,5 yıllık anlaşmıştık. Yani gönül istiyor başkanlarımız sahip çıkılsın. Tekrar görevinin başına dönsün. Hani dönmedi mi gönlümüz tabii dönmesini istiyor ama yani bu takımın temeli oluşturuldu. Bu sene, bu işte tam meyvesini verecekken Can abi böyle şeyler yaşadık. İnşallah hayırlısı olur yani. Ahmetciğim yavaş yavaş soruları da okuyalım. İnanılmaz bir soru şey var. Fatih İpek yazmış. İyi yayınlar. Bir şehrin kadıyla bu oynamak bu kadar kolay olmamalı. Ahmet Akteke'nin yaptıkları ortada diye. Mustafa Şençen yazmış. Ahmet Akteke ile yolları ayırmak isteyenler kimler? Kimler ise Karaman'a fayda değil zarar verdiler. Kesinlikle. Eğer bu ayrılıktan kişisel çıkar, rant, mevki atlayan olduysa onlara da yazıklar olsun diyor. Çok sıkı bir takipçimiz Abdurrahman Yükçü iyi yayınlar güzel insanlar demiş. Biz de kendisine teşekkür ediyoruz demiş. Tekrar Mustafa Şençay yazmış. Sporu siyasete alet etmemek gerekir. Başkanların hakkı yenmez ama siyasete karışmak, hedef göstermek de mantıklı değil demiş. Arka arkaya bu saatten sonra PTT takımında görev yapmak Ahmet kardeşime yakışır demiş Abdurrahman Yükçü. Ona da teşekkür edelim. Cengiz Endekçi yayınlar Ahmet Akteke değerli kardeşim başarılar dilerim. Türk futbolunun onun gibi değerli insanlara çok ihtiyacı var demiş kendisi. Arka arkaya Abdurrahman Yükçü tekrar ağzına sağlık detaylı bize bilgi verdin demiş. Evet sağ olsun. Evet Cengiz Endekçi bir yorumda yazmış. Ahmet Akteke her gittiği kulüpte iyi izlenimler bırakmıştır diyor kendisi. Kendisine teşekkür ediyoruz. Sağ olsun. Evet, tabii zaman her şeyi gösterecek sevgili Ahmet. Yani inşallah Karaman için iyi şeyler olur. Şehir bütünleşir. Yeni sezonu artık ligin bitmesine 6 hafta kaldı zaten. Evet. Yani playoff şansı az. Küme düşme şeyi yok, derdi yok. Arada bir yerde ama tabii bir de şöyle bir şey var. İster istemez içerideki futbolcu bugünkü istifadan sonra etkilenecek. O kesin. Teknik adamın gardı düşecek.
Ama tabii bundan sonra sağ salim gemiyi limana yanaştırmak önemli. Zaten bugünkü açıklamada Can abi sezon sonuna kadar planlama yapılmıştır aynen diyor. Yani futbolcular tabii bu saatten sonra sözleşmesi bitenler için söylüyorum. Artık kendi kariyerleri için oynayacaklar. Doğru. Diğer futbolcu kardeşlerimiz elinden geleni yaparlar. Kesinlikle. Yani Allah yar ve yardımcıları olsun. Ama tabii ben böyle emek vermiş insanların küstürülmesi, yani Karaman için değil, her kulüp için geçerli fedakarca. Bir de dışarılıklı insanlar değil, bu insanlar Karamanlı. Kendi gurbette kazandıkları parayı şehirlerine akıtan insanlar. Ya Can abi şöyle, yani işte başkanımızın kayınbiraderi zannedersem Mustafa Aksoy abimiz. Yani ben şunu diyordum her zaman Can abi, biz Turgut Spor'da belediyeler şöyle bir kanun var. Yani profesyonel takıma maddi bir yardım yapamıyor. Yani kanunda bunun hükmü var. Ama ne yapabiliyor belediye? Senin iaşeni veriyor. Yani nedir bu? Yeme içmeni karşılayabilir. Tesisin elektrik, su, doğalgazını ödeyebilir. Ya araç verebilir, yakıt verebilir. Can abi bunlar bile büyük külfet. Yani biz Turgut Spor'dan bunlardan faydalanmıştık mesela, ama Karaman'la hiçbir şeyden faydalanamadık. İşte en basiti yöneticimiz Haliş'iyle uğraşıyor. Mustafa Aksoy abimiz karşıladı yeme içmemizi. İşte transfer komitemizde İsmail Işık Bey, Ersin Yıldırım Bey çok değerli. İşte bugün Karaman'da esnaf Peynirci Adem, Adem Öztürk Bey, Ali Uysal Bey. Ya biz çok güzel bir ekiptik Can abi. Çok değerli yani, hepsi birbirinden değerli. İşte geçtiğimiz sene Mehmet Ali Han Başkan'la Süleyman Han Başkan'ın büyük bir özverisi. Bu sene Süleyman Han Başkan'ın yapmış olduğu fedakarlıklar ortada. Yani insan üzülüyor Can abi. Üzülüyor. Şimdi bir de şimdi ben bu hafta içi de takip ettim. Başarı geldikçe sponsorlar kendileri kulüplere gidiyor. Mesela Göztepe 15 gündür 3. sponsorunu buldu. Evet ya, sezon içerisinde Can abi ya. Sezon içerisinde niye? Süper Lig'e gidiyor. Süper Lig'e gidiyor. Herkes şimdi sıraya girdi. Evet ya. Ya bu şimdi bırakın da bu şehrin takımı da bir yerlere gelsin. Siz de destek olun. O çorbada sizin de tuzunuz olsun. Ya Can abi ilk bizde bu sezon, geçtiğimiz sezon hiç. Ya ben ayrıldıktan sonra bir short sponsorumuz oldu diyebiliyorum. Göğüs sponsoru yoktu takımın. Bu sene ligin ikinci yarısına doğru işte bir göğüs sponsorluğu oluştu. Anı şirketi. Anı ilk bunu yapan işte formanın yan kısmında Peynirci Adem, Adem Öztürk Bey yöneticimiz ilk başlattı bu olayı. Ondan sonra işte bir anı şirketler grubu yaptı. Yani işte görüyorsun, Göztepe'de yakından takip ediyoruz. Altay öyle, Karşıyaka'nın bakıyorum her yerinde sponsor var Can abi. Evet. Formasında boşluk yok ya. Evet. Ahmetciğim, Karaman bölümünü kapatalım. Bir reklam arasına gitmek zorundayız. Reklamlardan sonra senden değerli yorumlarını alacağız. Tabii birincilikten ki başlayarak Göztepe ile sonra bütün takımları değerlendireceğiz. Sevgili seyirciler, kısa bir reklam aramız var. Reklamlardan sonra tekrar birlikte olacağız. Girdi mi? Çok iyiydik ama. Yani. Avek Otomotiv'in sunduğu sporun içinden devam edecek.
Demek Otomotiv'in sunduğu Sporun içinden devam ediyor. Sayın seyirciler, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sevgili Ahmet, birkaç soru daha okuyalım. Fatih İpek yazmış. Sarıyer önümüzdeki sezonda Ahmet Aktekin'in adı Sarıyer'le anılıyor. Doğru mudur diye. Yok, herhangi bir şey yok ya. Evet. Karşıyakalı duayen gazeteci Hakan Güray bu haftaki köşe yazısına Ahmet Akteke'ye ve Türk dilinin başkenti Karaman'a desteğini verdi. Teşekkür ederiz yazmış. Yani Karaman sadece Karaman'da değil Ahmet. Yani sevgili Hakan Güray İzmir'in sayılı gazete köşe yazarlarından spor yazarıdır. Yani Karaman'a ve Karaman'a Türk diline değinmiş. Buradan da sevgili Hakan Güray abimize selamlarımızı yolluyoruz. Evet Ahmetciğim, şimdi değerli yorumlarını almak için liglere bir dönelim. Bizi ilgilendiren kısmıyla başlayalım birinci ligde. Süper Lig'de malum takımımız yok. Göztepe ile başlayalım. Senden öncelikle Göztepe'yi bir yorumlamanı rica edelim. Can abi, en son Göztepe Keçiören Gücü maçına gittim. Canlı takip ettim stadyumdan. Yani Göztepe gerçekten yani bu sezon yapmış. Yani geçtiğimiz sene Ankersen grubu almıştı. Evet. Geçtiğimiz ilk sene yılıydı. İlk yılında yani Türkiye'yi tanımıyorlardı. En azından görmüş oldular. İşte oradaki yurt dışındaki tecrübelerini bu sene hem geçen sene ligi tanımaları. Az önce biz ne dedik? Karaman'da biz bu ligi tanıyalım diye yola çıktık. İkinci ligi. Çekirdeğimizi koruyalım. Seneye devam edelim. Göztepe'de ne yaptı Can abi? Geçtiğimiz sene ilk yılı gördü ligi. Gördükten sonra ne yaptı? Nokta, her zaman aynı tabir. Nokta atışı. İlk yola yabancı hocayla mıydı? Bu sezon. Camianın içinde Şakir Hoca var. Tanıdığımız. Ekrem daha vardı. Geçen sene onlarla yollar ayrıldı. Aynı. Ayrıldı. Bir yol ayrılığı oldu zannedersin. Tabii. Yani Turgay Altay'la başlamıştı. Tamam. Ondan sonra Ekrem Dağ ve Şakir Özkayımoğlu ile devam ettiler. Daha sonra ligin şeyine doğru Kokoviç geldi. Kokoviç geldi. Bu sezonda da Kokoviç'le başlamışlar. Kokoviç'le başlandı. Daha sonra yeni gelen Bulgar Hoca Stoylov'du. Stoylov geldikten sonra muazzam bir istatistik, başarı istatistiği. Yani tabiri caizse vura vura geldiler Can abi. Yani oynattı oyun sistemi artı Bulgar disiplini diyeyim. Aynen. 92-93 sezonunda zaten Fenerbahçe'nin eski futbolcusu kendisi. Bulgaristan'da da bayağı başarılı bir teknik adamdı. O da tuttu. Artı aldığı kararların hepsinde de geri adım atmadı. En başta en basite Atış Nukan'ı galiba oynayan oyuncuyu oynatmıyordu. Aynen öyle. Yani oynatmadı. Zaten sistemi de Can abi üçlü beşli savunmayla oynuyor. Bugün günümüzde işte biz Turgut Spor'da bunu uyguluyorduk İbrahim hocamızla. Fırat Gül hocamız bu sistemi çok doğru uygulayan bir hoca ikinci ligde. Şu anda geçtiğimiz sene Kocaeli Spor'la şampiyonluk yaşadı. Bu sene de Kastamonu Spor'da kendisi. İşte Şumidika Gaziantep Spor'da bu sistemi iyi uygulayan hocalardan birisiydi. Gerçekten Stolov sistemini oturtmuş. Ben de izlemiş oldum işte Keçiören maçı. 0-0 beraberlikle bitti ama o seyircinin inanılmaz bir desteği, ambiyansı, o stadyumun o baskı, yanlış hatırlamıyorsam iki topu direkten dönmüştü o maçta. Tabii karşılıklı inanılmaz bir maçtı. Ben her zaman söylüyorum. Gürsel Aksel stadında oynanan her Göztepe maçına Göztepe bir puanla başlıyor. Kesinlikle. Altına imzamı atarım. Ya tarih orayı yaşamak lazım. Aynısı inşallah Karşıyaka'da da olacak. Yapılırsa yeni stadyum. Ama dediğin çok doğru Can abi. Yani bir puanla seyirciyle artı bir puanla başlıyor. Ya tabii Keçiören'de hayatının maçını oynadı o maçta. Son dakika az daha maçı alıyordu o kaçırdığı pozisyonu bilmiyorum. Onlar da acayip motive oldu. Çünkü ben Keçiören'in arkadaki maçlarını seyrediyorum. Yani yaş ortalaması 15 bin seyirci grubuyla oynuyorlar orada. Yani genç bir taraftar grubu. Herhalde hayatlarında ilk defa o futbolcu grubu böyle bir ambiyansla sahaya çıktılar. Can abi ben Turgut Spor'da görev yaptığımda Tahsin Tam Hoca Bodrum Spor'u çalıştırıyordu. Evet. Karacabey, Bodrum Spor, en son Çorum Spor'da yaşamış olduğu şampiyonluk işte bu sezon devam etti, ayrıldı. Keçiören'le anlaştı kendisi. Yani Tahsin Hoca da bu ligin değerli hocalarından şu anda artık birinci lig hocası diyelim yani. Sezonu Çorum'la başladı, orada gidiyor. O da gerçekten çok başarılı bir hoca. Zaten Keçiören'i ben çok takdir ediyorum. Yani senelerdir işte bugün Barış Alper Yılmaz, Samet Akaydın yetiştirdiği oyuncular işte bizde Karaman'dan Orhan Nağırcı'yı aldılar. Genç oyunculara inanılmaz yatırım yapıyorlar. Tesisleşme hamleleri çok iyi.
Yani az ödeyelim, öz ödeyelim, gününde ödeme yapılıyor. Gerçekten bu ligin takdir edilmesi gereken kulüplerin başında geliyor Keçiören Gücü. Tabii bir Ankara Gücü, bir Gençler Birliği'nden sonra Ankara Kulübü olarak, Ankara Spor da var tabii ki de. Yani ligde istikrarlı giden takımların bir tanesi de o. Can abi, ben işte Berkan Turan'ı biz takımımıza kazandırdık sene başı. Ben gittim işte Keçiören Gençler Birliği karşılaşmasını izledim Ankara'da. Hazırlık maçı, sezon başı. Keçiören Gücü tesislerinde yapıldı bu maç. Kendim gördüm Can abi. Yani tesisleşme çok önemli ya. Tabii. Ya, olmazsa çok olmazsa. Çok önemli Can abi. Çok önemli. Sevgili Taner Kestancı Başkan yazmış. Teveccühleriniz için teşekkür ederiz diyor. Biz de Taner Kestancı Başkan'a teşekkür ediyoruz. Onun da Turgut Sağ olsun Spor'a katkıları. Evet. Çok büyük emekleri oldu. Yani Turgut Spor o sezon işte en başta Can abi 3. ligde playoff'a gidildiğinde takım, yani bunlar konuşulur mu bilmiyorum, otel parasını ödeyemeyecek durumdayken Taner Başkan'ın desteği ve gayretiyle o takım playoff'lara gitti, şampiyon oldu. Şampiyonlukta da Cüneyt Biçer hocamız, Nadir hocamıza ayrıca teşekkür ediyorum yani. Futbolcu kardeşlerimize. Onların da emeği çok. İşte Taner Başkanımızın maddi desteği, ertesi sene yapmış olduğu kadro. İşte ya üzüldüğüm konu o Can abi işte. Yani hep biz projeyle yola çıktık. Turgut Spor'da da gerçekten bizim hedefimiz hep üstlüklerdi. Karaman'la yola çıkarken öyleydi. Ha bunlar yarıda kalınca insan ister istemez işte etkileniyor Can abi. Maalesef yani. Maalesef bu işlerle insan niye üzülüyor biliyorsun. Ben de yani ucundan kenarından yıllarca bulundum. Birileri yapıyor, birileri bozuyor. Bozuyor. Ama bu bozma öyle böyle bozma olmuyor. Ondan sonra domino taşı gibi yıkılıyor bu işler. Yani. Sonra birileri tekrar ateşten gömleği sırtına giyiyor. Bir şeyler düzeltebilmek için uğraşıyor. En kötü şey her sıfırlanmış bir şeyi bir daha da tekrar baştan yapmak. Ya hiçbir şey yapma. Olan sistemi devam ettir ya. Bak üstüne koy demiyorum. Olanı devam ettir. Ya Can abi, Taner Kestaneci Başkan, İbrahim Cezayir Hoca, üçümüzün inanılmaz bir uyumu vardı o ya sezon. Ya Türkiye Kupası'ndaki başarı. Hatırlasana Can abi. Denizli Spor'u eledik. Başakşehir o sene Şampiyonlar Ligi'nde oynuyordu. Manchester United, Paris Saint Germain. Bizde kupa maçına çıktı. Hani hocası da Okan Buruk'tu o dönem Başakşehir'in. Evet evet. Yani Denizli'nin hocası Prosoneçki'ydi. Biz galip geldik. Evet. Görevine son verildi o maç. Peki bu sonrasında yaşananlar, çok sık kongreler, 3 ayda bir kongre gidiyor. Kime zarar verdi? Turgutlu Spor. Maalesef. Bir sezon kaldı. Doğru mu ikinci maalesef, ligde? Maalesef. Şimdi İnşallah temennim bu sezon şampiyonluk. İşte Karşıyaka da var, Ege takımlarımız. En başta hani Karşıyaka inşallah şampiyonlukla sezonu bitirir. Turgut Spor öyle. Batman'da değerli hocamız var. Mesut Toros hocamız. O da çok başarılı. Evet. Yani yaptığı işler ortada. İnşallah herkes gelir Ali. Hayırlısı olur. Ahmetciğim, Manisa Futbol Kulübü'ne geçelim. Çok ciddi yatırımlar yapan ama karşılığını bulamayan bir Manisa Futbol Kulübü var. Evet. Yarın akşam da Menemen'de çok önemli bir maça çıkıyorlar. Şeyde, Manisa 19 Mayıs stadına geçtiler Can abi. Yenilendi stadyum. Bodrum Spor'la yarın maçları var. Evet. 20.30'da. Yarın inşallah ben de orada olacağım. Evet. Maçı da canlı izleyeceğim. Bu sene Manisa FK'yı izleme şansım olmadı. Yarın bizzat inşallah, Allah'tan mani gelmezse, stadyumda yerimi alacağım ben. Şimdi sezona Osman Zeki Korkmaz'la başladı. Arkasından tekrar bir hoca değişikliği oldu. Osman Özköylü geldi. Fakat istenilen saha sonuçları bir türlü gelmedi. En sonunda da Mustafa Dalcı Hoca ile devam ettiler. Ve şu anda da onunla devam ediyorlar. Şimdi Can abi, neler söyleyeceksin? Neler söylemek istiyorum bu konuda? Öncelikle şunu söyleyeceğim. Şimdi Manisa FK sezon başı dedik ki Osman Zeki Korkmaz. Osman Zeki Korkmaz İstanbul Spor'da yaptığı işler ortada. Çok düşük bütçeyle kendinden kat kat ve üstün takımlara karşı şampiyon oldu. Süper Lig'e çıkardı. Ama sözünü kestim, İstanbul Spor'un yapısı o. O yani, doğru. Kesinlikle Yalçın, yapısı o. Sevgili Yalçın Koşukavak hocamız da orada başarılı oldu. O temeli oluşturandı Yalçın Hoca. İkinci ligde o filizleri yeşerten, tohumları eken Yalçın Hoca'ydı. O takımla beraber. Yani Saro Alioğlu ailesi gerçekten orada bir misyon. Çok büyük başarı Can abi. Kendilerini de çok takdir ediyorum. Tam bir başarı hikayesi yani. Kulüp yönetmeleri, tesisleşmeleri. Büyük bir başarı hikayesi yani İstanbul Spor'un yapmış olduğu işler. Ben Osman Zeki Hoca ile ben ümitliydim. Çünkü dedim ligi iyi bilen bir hoca. Başladı ama nedense dikiş tutmadı. Yani istedikleri gibi olmadı. Çünkü her sene çok ciddi yatırım yapıyor. Ya Can abi, ben de hayretler içerisindeyim. Şimdi Osman Zeki Hoca dediğin gibi çok doğru bir tercih baktığımız zaman. Ama sene başında yanlış hatırlamıyorsam yabancı bir sportif direktör, idari direktörle evet, anlaştılar. Evet.
Makedonya'dan mıydı? Öyle yurt dışından yabancı bir isimdi. Şimdi bakıyorsun, ben her zaman şunu değiniyorum. Rahmetli, yani Allah gani gani rahmet eylesin. Toprağı bol olsun, nurlar içinde yatsın. Taner Savut, yani bizim meslekte gerçekten Alanya Spor'da yapmış olduğu işler, Hatay Spor'da, Manisa FK'da. Yani Can abi, o Serkan Özbalta Hoca ile ne dedik? Yalçın Hoca oluşturdu temeli İstanbul Spor'u. Aynılarını Serkan Özbalta Hoca ile Taner Savut, rahmetli Taner abimiz yaptı. Evet. Uyum vardı. Bu sene ne oldu? Uyumu bozuldu. Hep aynı yere geliyoruz Can abi. Daha sonra olmadı, dikiş tutmadı diyelim Osman Hoca ile. Getirilen hoca Osman belki şu an PTT Ligi'nde en çok şampiyonluk yaşayan hocalardan birisi. Mehmet Altıparmak'la beraber. Tabii Pendik'teki başarısı. Can abi öncesi de var yani. Gerçekten tabii, PTT Ligi'nin başarılı hocası. Hayır, son olarak diyorum. Onu getirdiler. Onunla da olmadı. En son yine şampiyon hoca. Mustafa Dalcı. Tabii. Ankara Gücü'nü şampiyon yapan. Evet. Gençler Birliği'nde çalıştı. Evet. Yani yine bakıyorsun istikrar yok ya. Ya tesisleşme desen yaptılar. Güçlü bir yönetimleri var, belediye destekli, ama nedense anlam veremediğim o dikiş bir türlü tutmuyor Manisa PK'da. Evet. Belediye destekli deyince hemen bir parantez açayım Ahmetciğim. Belediye seçimleri ve muhtarlık seçimleri ülkemize hayırlı uğurlu olsun. Bütün seçilen başkanlara İnşallah. Ve muhtarlarımıza başarılar İnşallah. Diliyorum. Belediye desteği deyince ben tabii bazı illerde taraftarların belediyeye verdiği takımlara destek olmadığından dolayı verdiği sandıkta dersler var. Mesela bir Bursa Spor hayret ettim. Evet. Bursa Spor taraftarı zaten günlerce öncesinden yayınladı. Kulübe destek olmayana biz de destek olmayız. Aynen. Uşak Spor keza. Evet. Denizli Spor keza. Afyon. Kütahya, Afyon. Yani dikkat et, hep belediyenin futboldan elini eteğini çektiği yerlerde taraftarlar devreye girdi. Girdi ve galiba o şehirlerde de hep değişiklik mi oldu? Değişiklik oldu. Yani. Taraftarlar, çünkü ben sosyal medyayı en yakından takip eden birisi olarak söylüyorum. Taraftar grupları inanılmaz yazıyorlardı bunları. Doğru. Hepsi için hayırlısı olsun. Yeni dönemde inşallah belediyelerin desteği devam eder. Ama tabii Manisa'da da şöyle bir sıkıntı var. Ferdi Zeyrek Başkan'ın açıklaması var. Tekrar eski Manisa Spor'u yeniden canlandıracağım diye. Ben de okudum takip. Evet, yani Manisa FK'ya bakış açısı nasıl olur yeni dönemde bilemiyoruz. İnşallah iyi olur diyelim. Sezonun geri kalanında da Manisa Futbol Kulübü'ne başarılar diliyoruz. Bodrum Spor'la mıydı maçta Can abi? Evet. Yarın Bodrum'laydı. Evet, evet. Evet, Bodrum Spor'a dedik ya. Aynen. Bodrum Spor'a geçelim. Sevgili İsmet Taşdemir yönetiminde. Valla İsmet Hoca geçtiğimiz seneyi şampiyonlukla tamamladı. Özür dilerim. Playoff'la. Eyüp Spor'u eledi. Final maçı Pendik'leydi. Akhisar Stadyumunda. Ben de orada bulunmuştum. Orada da çok iyi bir oyun oynadılar. Ama Pendik şampiyon oyun olarak kesinlikle Bodrum'un hakkıydı şampiyonluk. Ama Pendik Spor o gün futbol şansı yanındaydı. Pendik Spor'un şampiyonluğunu da sonuçlanmıştı. Bu sene yine istikrar devam ettirdiler. İsmet Hoca ile devam ediyorlar. İşte sportif direktörleri, Hayati abimiz var orada, Hayati Hoca. Servet Çavuşoğlu var, CEO'ları. Biliyorsun Antalya Spor'u alan, sahibi olan grup. Evet. İşte Fikret Özgür. Fikret Özgür ve oğlu Ali Şafak Bey'in elinde olan bir kulüp. Yani onlar da Can abi gerçekten başarılılar yani. Baktığın zaman 2 yıldır. Öyle ağım şağım çok da harcama yapmıyorlar. Bu ligin istikrardan yana kullandılar yani. İsteseler alırlar istedikleri oyuncu. O güce sahipler Can abi. O güce sahipler. Yani geçtiğimiz sene Eyüp Spor örneği var. Yani dünyaları harcadılar, çıkamadılar. Ama Bodrum Spor o istikrarını koruyor. Yarın da güzel bir maç olacağına kanısındayım. İnşallah hak eden kazanır. Ya Bodrum Spor'da da işte baktığın zaman İsmet Hoca ile beraber bir ivmeleri var. Yani 2 senedir bir istikrarları var. Yarın da inşallah. Playoff fotosunu bitirir. Yani bana da öyle geliyor Can abi. Playoff'un içinde olurlar mutlaka. Olurlar. Evet, bizi bu sene üzen takımımız var. Lige veda edecek. Yani aşağı yukarı Altay. Altay. Geçen hafta kongre yaptı. Süleyman Özkaral başkan oldu. Daha önceki tescil edilme diye.
çift listeyle gidildi Erdal Kırtaş'la beraber. Süleyman Başkan tekrar başkanlığa seçildi. Fakat bugün sosyal medya hesaplarında taraftar temsilcisi Murat Şumar'ın bir açıklaması vardı. Evet. Diğer adayı eleştiren. Altay'da nedense sular durulmuyor. Yani sportif başarısızlığın yanında bir içeride bir kaynama var Ahmet. Yani sevgili Cüneyt Üçer hocamız buradaki programdayken zaten adı anıldı ve tekrar ateşten gömleği giydi. Ama maalesef maddi olarak imkansızlıklar, eldeki oyuncuların yeteri kadar bu ligi elde tutamayacak evet. kadrolara sahip olmasıyla maalesef Altay ikinci lige doğru gidiyor. Neler söyleyeceksin Altay ile ilgili? Vallahi Can abi tabii üzülüyoruz. Yani Özgür Ekmekçioğlu başkanlığında 3. ligden gelip Süper Lig'e kadar çıkılan bir yol var. İşte geçtiğimiz hafta buradan da selam olsun. Kulakları çınlasın. Karşıyaka Belediyesi Spor İşleri Müdürü Cenk Karslı Bey ve Özden Töraydın hocamızla beraberdik Karşıyaka'da. Sohbet ettik kendileriyle. Tabii Özden hocayı biliyorsun Can abi. Hem sportif direktör olarak hem teknik direktör olarak Altay'da görevlerde bulundu. Yani o süreçte 3. Lig'den Süper Lig'e kadar gidilen olan süreçte Özgür Ekmekçioğlu olan başkanına beraber olan çalışması uyumu takım Süper Lig'e kadar gitti. Ama işte bunu da o günde konu konuyu açtı. Değindik bu konulara. Üzülüyoruz yani bugün büyük bir borç batağında kulüp. 660 milyon olarak açıklandı kongrede. Oldu maalesef. Stadyumu yapıldı, yenilendi. Altay Alsancak Stadı. Ama yani biz dedik kalıcı olur Süper Lig'de işte bir anda çıktı harcamalar Mustafa Denizli Hoca ile beraber çıkıldı devam edildi ama olmadı Can abi. Ama Ahmet yani açıklanan borçlar çok ciddi borçlar. Çok. Yani Bursa Spor'da da şimdi ben Sinan Bür Başkan'ın açıklamasını gördüm. Diyor ki evet küme düşüyoruz ama sezon sonunda kesinlikle şirketleşerek bu borçları üstlenerek bu borçları eritmenin yollarına gideceğiz diyor ama İzmir'de o 660 milyon borcu kim üstlenir, kim talip olur bilemem. Çok ciddi rakamlar. Çok Can abi şimdi Altay dediğimiz zaman herkesin aklına gelen futbolcu fabrikasıydı. İşte zamanında hiç unutmuyorum. Hem futbolcu fabrikası hem teknik adam fabrikası. Teknik adam Can abi sen iyi hatırlarsın. Rea Kapsal Hoca ilk şampiyonluğunda birincilikten Süper Lig'e çıkıldığında Sinan Koloğlu, santrofor, savunmada Çağdaş Atan, kalede Ramazan Kurşunlu, orta sahada Fatih Gedikler, yani Necati Ateşler, Can abi saymakla bitmez. Fatih Tekkeler. Yani bu takımda kimler oynadı Can abi? Ya şimdi ona rağmen şimdi Okay Yokuşlu, çok özür dilerim. Okay Yokuşlu, Eren Güngör işte Karşıyaka'da altyapıda da güzel işler yaptı kendisi hoca olarak. Eren Güngör, Gökhan Değirmenci, Okay Yokuşlu dedik. En son işte Aytaç Kara, Can abi, Musa Çağıran, yani saymakla bitmez çıkardığı oyuncular. İşte Kazımcan Karataş, Eren Karataş en sonunda bugün Efe Sarıkaya diye devre arasında bir oyuncumuz, milli oyuncu Fransa'ya gitti. Şimdi, Cenk Özkaçar şu an amilli takımda. Kazımcan Karataş. Kazımcan'ı saydık, söyledik Can abi yani şimdi üzülüyoruz. Şöyle, ona rağmen çok ciddi anlamda oyuncu çıkardı. Çok. Ama yani bu kadar çıkartıyor fakat borç yükü o kadar fazla ki sadece pansuman oluyor bu. Geçen sene yani bunu herkes biliyor. Kazımcan Karataş'tan gelen parayla sezon bitti. Doğru. Öyle veya böyle. Doğru. Şimdi Efes Sarıkaya satıldı. Gelen para işte başkan el kondu deniyor, şey yapılıyor diyor. Ama bunlar geçici çözümler Ahmet. Geçici çözüm. Yani bu bir satarsın, iki satarsın, üç satarsın. Şimdi önümüzdeki yıl hangi futbolcuyla devam edeceksin? Şimdi transfer cezası da var Altay'da. Yani parayı ödese de açamayacak. Ceza da var. Doğru. Şimdi bunu geçmişte transfer yasağı olan bütün kulüpler yaşadı. Oyuncu 1 lira isteyecekse 10 lira istiyor. 10 lira istiyor. Diyor ki kulüp bana mahkum. Aynen. Sizden o ligde kalıcı olabilmek için transfer de yapamıyorsun. Fazla ileri gitme. Geçen gün Erzurumspor Başkanı'nın açıklaması var. 4 sezondur diyor aynı kadroyu koruyorum diyor ligden düşmemek için diyor. Açamıyorlar çünkü transfer yasağı. Ama nereye kadar? Nereye kadar? Çünkü eldeki oyuncu da yaşlanıyor. Atıyorum 28 yaşında anlaşılan adam 32 oluyor. 30'da anlaşılan 34 oluyor. Ya onların da vücudu düşüyor belli bir şeyden sonra. Can abi benim düşüncem şu. Bu kulüpte sembol olmuş isimler var. En başta işte Mustafa Denizli.
Yani Türk futboluna mal olmuş bir isim. Mahmut Özgener Başkan bugün Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı yapmış bir isim. Ahmet, artık şahısların şeyle bu işlerin gitmesi mümkün değil. Gitseydi Bursa Spor giderdi. Bursa Spor şehrin tek takımı. Ötesi yok. Ötesi yok. Görmedin mi kaç başkan geçtik işte. Ama tabii bu hale getirilene kadar insanlar neredeydi? Herkes birbirine sallıyor. Şu kulübü bu hale getirin, bu kulübü. Ne yaptınız? Mahkemeye mi verdiniz? Yargıya mı taşıdınız? Evet. İşte en son Recep Günay, Bursa Spor Başkanı. Evet. Hepsinin üstüne gitmeye başladı Bursa'da. Kulübü zarar uğratanlar diye. Ne yaptılar? Alaşağı ettiler adamı. Aynen öyle. Alaşağı ettiler. Yaşatmadılar ya. Yaşatmadılar. Yani o kulüpler ondan sonra bu batağın içine gidiyor. İnşallah Altay için İnşallah canım, yeni sezon iyi sonuçlar doğurur diyelim. İnşallah. Ve ikincilikteki temsilcimiz Buca Spor'a geçelim. Buca Spor iyi bir Cüneyt Dumlupınar hocayla iyi bir iğme yakaladı. Canan Buca gidiyor. Spor Kırşehir maçını seyrettim en son geçtiğimiz hafta. Stadyumda bulundum. Ya Buca Spor o gün kadroda Can abi sağ bek Erdem harici hepsi bu ligin en tecrübeli oyuncularından kurulu bir kadro. Yani altyapıdan yetişen bir tek sağ bekleri vardı. Onun haricinde işte kalede Korcan, savunmada Sadi, hep PTT'lik tecrübeli, şampiyonluk yaşamış oyuncular. Sol bekte Mehmet Erdem Uğurlu, orta sahada Nizamettin, Can abi Erhan Çelenk, geçelim oradan Yasin Öztekin, sonradan giren oyuncu, santrafor bölgesinde Ömer Şişmanoğlu. Yani çok değerli bir kadroya sahip. Çok iyi bir kadroya sahip. Yaş ortalaması da oldukça yüksek bir takım yaş ortalaması olarak. Tecrübeli oyunculara sahip. Cüneyt Hoca da gerçekten Can abi istikrarlı. Yani bugün baktığın zaman Karagümrük'ü şampiyon yaptı. 2'den 1'e çıkardı. İkinci ligde işte Adıyaman'ı alt bölgeden aldı. Üst noktaya taşıdı. Kümede bıraktı. Geçtiğimiz sene Buca'da, sezon başı Sarıyer'de. Tekrar bu sene Buca'da. Yani gerçekten istikrarını koruyor Cüneyt Hoca. Güzel bir gidişatı var Buca'nın. Yani bugün Erok Spor'la beraber şampiyonluk yarışında Van Spor'la 3 takım şu an birincilik için. Tabii önde olan Erok Spor şu anda. Gönlümüz istiyor tabii İzmir takımlarının bir an önce üst liglerde olmasını. İnşallah hak ettiği yerlere ulaşırlar. İnşallah diyelim ve beklentinin yüksek olduğu diğer bir kulübe geçelim. Menemen. Menemen Futbol Kulübü. Evet. Can abi biz Menemen'le aynı gruptaydık bu sezon. İşte hatta ligin ilk karşılaşmasını biz Menemen'le, yeni stadyumumuzun da ilk maçıydı sezon başı, karşılaştık. İlk yarı yemiş olduğumuz gol, ikinci yarı işte o taraftarın... Sezonun Cenklerleci Hoca'yla başlamışlar. Cenklerleci Hoca'yla yani yaptığı transferler Can abi. Baktığın zaman isim ya şu an iki tane gol kralı var bu ligin geçtiğimiz sene. Birisi Kocaeli Spor'daki Samet Alika'ya, bir tanesi de diğer gruptaki Urfa Spor'daki... Kemal Rüzgar. İkisini de alan kulüp kim? Menemen. Menemen. Orta sahası, savunma hattı, kalecisi, bekleri, yani her mevkide alternatifli kadro kurdular Can evet. abi. Cenk hocamıza da selam olsun. Iletelim, evet. Cenk hocanın da Menemen'de çok emekleri evet, var. Evet, i̇şte, okunmuş kadroda gerçekten emeği var. Hem amatörden çıkılan süreçte takım kaptanlığı yaptı, Suat Kaya'nın yardımcılığını yaptı uzun seneler. Hep orada da bulunmuş bir isim. Hani olmadı. İşte ne dedik az önce? Olmayınca olmuyor. İşte bizim bahsettiğim şeyler hep aynı şeyler. Cenk Hoca ayrıldı. Daha sonra çok tecrübeli bir isim geldi. Yılmaz Vural Hoca geldi. Yılmaz Vural Hoca geldikten sonra özellikle deplasmanlarda büyük bir istikrar yakaladılar. O istikrar iç sahaya yansıtamadı. Yansıtamadılar. Son dönemde kırdılar onu biraz. Ben Deniz Spor maçını izledim en son işte kendilerinin. Soma'da da Soma Menemen maçını izlemiştim. Ya Menemen de aynı Buca'dan bahsettiğim gibi Can abi o tecrübeli kaliteli ayaklar seni skora götürüyor. Evet. Ya götürüyor. Tecrübeli kurt bir hoca var başlarında. Yılmaz hocamız bugün Türkiye'de herkesin sevip saydığı bir isim. Ama çok değerli bir başkanları var. Bilgin Tokul Başkan. Evet biz programımızı ağırlamıştık. Çok alçak gönüllü. Çok. Ben devre arasında tanışma şerefine nail oldum. Nasıl oldu? Biz ikinci yarın ilk maçı Menemen'le olduğu için biz onların maçını izledik kampta Cihan hocamızla. Daha sonra onlar da Yılmaz Hoca ile beraber bizim Alman 3. ligdeki bir takımla oynadığımız maça geldiler. Orada bir sohbetimiz, tanışmışlığımız oldu. Yani Bilgin Hoca, Bilgin Başkan gerçekten büyük emekleri var Can abi. Tabii. Bu kadroyu oluşturmak kolay değil. Değil. Yani maddi manevi yapmış olduğu işler ortada. İnşallah onlar da hak ettikleri yere oluşturdukları kadronun şu an o oluşturdukları kadro şampiyonluk kadrosu. Ama tabii burada
Aydın Pehlivan Başkanı'nın da hakkını yemeyelim. Kesinlikle. Menemen Belediyesi'nin çok ciddi desteği var. Demişken Sinan Bey bir soru sormuş. Demiş ki kulüplerin belediyeye mahkum olması konusunda ne kadar doğru? Bunun örnekleri var geçmişte. Akhisar, Bursa, Uşak gibi. Çok doğru. Belediye desteği olmadığı zaman kulüpler yaşamıyor demiş. Ne diyeceksin bu konuda? Çok doğru. Hemen sıcağı sıcağı belediye demiş. Uşak'ta dediği gibi belediye destekliydi bundan önceki bütün yönetimler. Belediye devrettikten sonra gelmiş olduğu durum ortada. Akhisar, ya Cenab-ı Akhisar 3. ligden işte çıktı. Atilla Özcan Hoca ile şampiyonluk yaşadı. Daha sonra Hamza Hamzoğlu Hoca geldi. Yani kimseye şans vermiyordu Cenab-ı. Avrupa'ya gitti. Ya şans vermedikleri kadro Süper Lig'e çıktı. Dediğin gibi akabinde Türkiye Kupası, Süper Kupa, UEFA Kupası. Ya bunlar büyük işler Can abi. İşte Akhisar ilçe takımı sonuçta. Manisa'nın ilçesi. İşte maalesef devamlılık olmadı. O yeni stadyum yapıldı Can abi ya. Maalesef. Ben geçtiğimiz sene gittim final maçını izledim. Muazzam bir stadyum. Yani şu an bakıyorsun 3. ligde can çekişiyor. Ligde kalma adına her şeyi yapıyorlar. Ama üzülüyor insan. Üzülüyor. Stadyum demişken herhalde tek stadyum olmayan kulüp Karşıyaka Spor Kulübü. Cemil Tugay Başkanımıza öncelikle hayırlı uğurlu olsun. Evet, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yeni başkanı. Geçen hafta Perşembe günü bir Karşıyaka'nın stadyum mitingi vardı. Cemil Başkan'ın ondan önceki açıklamaları var. Taraftarların da yoğun bir talebi var bu stadyum konusunda. İnşallah stadyumu gerçekleştirir. Yani buna kimse artık bu saatten sonra taş koymasın. Bugüne kadar taş koyanlar belliydi. Ama yazık ediyorsunuz. Yani stadyumu olmayan ama seyirci potansiyeli en yüksek kulüplerden bir tanesi. Kesinlikle Can abi. Bugün ben Türkiye'de yani hemen senin hemen gitmediğin il ve yer kalmadı. Karşıyaka dedim mi insanlar şöyle bir duruyor yani. Karşıyaka gerçekten ya her şeyden önce 1912'de kurulmuş bir kulüp Can abi. Ötesi yok. Bugün hadi de Ahmet İzmir'de ilk başlayan stadyum inşaatı. Hani ne oldu elinize ne geçti bugüne kadar engellediniz? O bir dava açtı, bu bir dava açtı, o yaptı, bu yaptı. Ne oldu hepsi bitti, şimdi maliyete kaldı. Yani bu bir, şu anda o zaman diyelim ki 10 lira yapılacaktı, şimdi bu 100 lira yapılıyor şimdi. Elinize ne geçti? Ya Can abi üzüldüğüm nokta madem dediğin gibi ilk başta yapılan proje Karşıyaka Spor Kulübü'nündü. İşte yıkıldı stadyum. Maalesef yanında sadece futbol yoktu Can abi. Tenis kortu vardı, basketbol salonu vardı, atletizm, voleybol, atletizm. Yani bunlardan mahrum kaldı Karşıyaka Spor Kulübü. Uzun seneler kulüp binası vardı. Ya üzülüyor insan, gerçekten üzülüyor. 9 yıl Ahmet, 9 yıl kolay. Dile yani. Kolay. Yani dile kolay. İnşallah bir an önce. Şimdi Cemil Tugay Başkanımızın çok değerli bir ekibi var. Sporun içinden gelen Berkan Alptekin Başkanımız, işte Cenk Karslı Müdürümüz, Karşıyaka Belediyesi'nde yaptığı işler hepimiz biliyoruz. İnşallah Büyükşehir'de de Cemil Tugay taraftara, Karşıyaka halkına bir sözü var. Buna da yerine getireceğine ben inanıyorum. İnşallah. İnşallah yani en büyük temennisi insanların, taraftarın stadın bir an önce yapılması. Ben de bir an önce yapılacağına, bununla ilgili çalışmalar başlayacağına yürekten inanıyorum Can abi. Evet. Evet Ahmetciğim, şimdi Denizli Spor'a gelelim. Denizli Spor, şimdi Can abi Denizli Spor'da köklü bir camia. Yani uzun seneler Süper Lig'de, UEFA Kupası'nda işte Rıza Çalınbay'la efsane kadroları vardı. UEFA'da Lyon'u elediler, Roma'yla. Yani çok herkesin bildiği büyük kadrosu vardı o dönem. Yusuf Şimşek, rahmetli Ersen Martin, Levent Kartopu, Serdal Boyraz'ı, Ümit Bozkurt'u, El Sakası. Hani saymakla bitmez o değerli kadroyu. İşte Bülent Ertuğrul hocamız. Yani gelinen süreç, işte biz Turgut Spor'da görev yaparken Süper Lig'deydi Denizli Spor. O sene küme düştüler. Türkiye Kupası'nda karşılaşmıştık. Şimdi bakıyorsun transfer yasağı var Can abi. Yani bu sene bizim rakibimizdi. Biz karşılaştık kendileriyle. En sonunda Menemen maçını takip ettim buradaki maçta. Yani orada da değerli bir yönetim kurulu var. Buradan da selam olsun Ahmet Yalın Bey. Başkan yardımcısı kendisi. Biz de tabii rakip olduğumuz için tanıştık. Çok emek veriyorlar. Takımın ligde kalması adına tecrübeli Özcan Bizzeti Hoca var başlarında. Yardımcısı Ayhan Atik Hoca var. Teknik adamlık yapmış bu liglerde. Yani Denizli Spor'un biz istiyoruz ki sonu işte diğer kulüpler gibi olmasın Can abi. Ama şimdi tabii Ahmetciğim geçmişin hatalarını şimdiki cerebeyle çekiyorlar. Maalesef. Altyapıdaki çocuklarla ligde var olma savaşı maalesef veriyorlar.
Ama tabii şimdi ben o sayfalara da, yani Yeşil Cephe'nin sayfasına da bakıyorum, diğer şeylere de, hep geçmişte bir dakika bile forma şansı bulmayan yabancılara verilen euro, yüz binlerce eurolar, hesabı sorulmayan yanlış hesaplar maalesef kulüpleri bu durumlara getirdi. Can abi, hep aynı noktaya geliyoruz. Dediklerin ya, işte bunların doğru hesabı sorulmadığı sürece herkes bir kongre oluyor, ceketini alıyor, gidiyor Ahmet. Maalesef o. Evet, Altın Ordu'ya geçelim Ahmet. Denizli Spor demişken bir de Can abi, Bekir Böke diye değerli bir oyuncuları var. Evet. Liginde gol kralı. Evet. Menemen maçında oynamadı kendisi. Yani çok başarılı bir oyuncu. Bence benim transferde de, yani sözleşmesi devam ediyor bilmiyorum ama satılabilecek. Can 99 abi, doğumlu bir çok oyuncu. Çok başarılı. Bu sezon muazzam bir istatistikte yakaladı. Başarılı da oynuyor. Allah yolunu açık etsin. Çok da iyi oynadılar Menemen karşısında. İşte onun yokluğunu hissettiler. Dediğim gibi hayırlısı olsun. Evet. Spor adına. Evet. Altın Ordu'ya geçelim sevgili Ahmet. Altın Ordu'da Can abi, Karşıyaka Spor Kulübü'nde takım arkadaşım, çok değerli Atilla Küçüktaka hocamız var. Yani futbolu bıraktığı sezon birlikteydik. Sen de yakından kaleci Onur Recep Kıvrak ayrıldı, Trabzonspor'a gitti. Devre arası gelmiştim. Atilla hocamla o zaman birlikte olduk. Gerçekten Türk futbolunda olması gereken teknik adamların, karakterlerin başında geliyor. Evet, her yönünde efendi. Can abi. Her yönüyle, karakteriyle, bilgisi, birikimi, donanımıyla çok da mutlu oluyorum. Kendisi kaleci antrenörün departmanının başındaydı. Şu anda da Seyit Mehmet Özkan Bey kendisine bu görevi verdi. Sene başından beri de devam ediyor. Çok genç bir takım bildiğin üzere. İşte ne yaptılar? Tecrübeli oyuncular, Devrim Taşkaya var. Onur Ramazan Toprak var, kanat oyuncusu, etkili oynuyor. Geri kalanı hep biliyorsun altyapıdan Can abi. Menşeleri. Ali Özgün vardı sezon başı, yollar ayrıldı onunla. Kalecilerini çok beğendim. Mert Furkan Bayram. Yani en son Zonguldak maçını takip ettim. Can abi, hayranlıkla takip ettim. Ben Muhammed Taha Tepe ile çalıştım Turgut Spor'da. Şu an o da milli kaleci. Trabzonspor'un ikinci kalecisi. Karaman'da Mertcan Dağlı ile çalıştım. Altınordu altyapısından yetişen, evet, bir kaleci. Şampiyonlukta büyük katkısı oldu Mertcan'ın, kaleci Onur'la beraber. Bu sene de işte görmüş oldum kendisini. Genç bir kaleci. Çok beğendim. Yani çok soğukkanlı, çok çabuk. Yan topları inanılmaz iyi Mert Furkan'ın. Beni çok etkiledi. Yani şu anki performansını sürdürürse Can abi, ben rahatlıkla üç büyükleri görebilecek bir potansiyel gördüm kendisinde. Tabii çok, bunun... çok inişli çıkışlı grafik yaşadı bu sene Altınordu ama ben dedim yani düşmez kesinlikle, aşağıda düşmez. Çok zayıf takımlar vardı ama bu sene herhalde sene başı bir A takımın birilerine yurt dışına verilme olasılığı gibi şeyler konuşuldu. Önce evet, satılması gündeme geldi, sonra ortaklık gündeme geldi. Ama Altınordu tabii öyle kolay kolay alınabilecek bir tesisleşmenle bir kere tesisleri korkunç ederi var. Yani, ama zaten, Avrupa'da çoğu kulüpte olmayan bir tez. Yani, Türkiye'ye geçtim artık. Tabii yani yetiştirdiği, yatırdığı, kaldırdığı oyuncu sayısından belli. Ama zaten şimdi bu aralar yabancılar dışında futbola yatırım yapan Türkiye'de kimse yok. 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 Hemen hemen yani yok şu anda. İşte en son Göztepe yabancı şirketlere gitti. Anker Sen'de. Eyüp Spor'un bayağı bir girişimi var. İşte Murat Özkaya başkanın. Aynen. Başakşehir'in. Başakşehir'in zaten. Yabancı yatırımcı dışında kolay kolay Türkiye'de kimse büyük paralar verip öyle bir şey yapması mümkün değil. Zor gözüküyor. Evet. İnşallah ama ligde tabii ki kalacaklar. Kalır. Kalır. Çok rahat kalır. Yani İnşallah seneye olmaz. De güzel bir, her zamanki yapmış olduklarını tekrarlarlar ve üstlükle bir an önce kendilerini atarlar. Evet. Evet, diğer bir takımımız Nazilli Belediyespor. Gerçi dün itibariyle belediye başkanı da değişti orada. Nazilli Spor'u nasıl yollamayacaksın? Sevgili Şahin Kaya Başkan ateşten gömleği giydi. Ateşten gömlek üzerinde devam ediyor sezon sonuna kadar. Evet. Çok da sevdiğimiz bir dostumuz kendisi. Serzenişlerini okuyorum. Onun da amacı gemiyi sağ salim limana yanaştırmak. Bülent Ertuğrul hocamız var. O da zor şartlar altında görev yapıyor. Neler söyleyeceksin Nazilli Spor için? Nazilli Belediye Spor'u bu sezon izleme şansım olmadı Can abi. Öncelikle onu söyleyeyim. Şöyle, Cihan Erdil hocamız geçtiğimiz sene görev yapmıştı Nazilli'den. Ondan almış olduğum bilgiler, işte kulübün işleyişi yapısıyla alakalı birçok şeyle konuda konuşmuştuk Cihan hocamla.
Hatta şöyle bir şey oldu. Biz Karaman'a dönerken yol üzerinde eski başkan, geçen seneki Can abi, Emin Başkan mıydı? Emin Önal mıydı? Geçtiğimiz sene kulüp başkanı ismi. Onun Örkop'un başkanı. Evet. Onun kahvaltı yeri vardı yol üzerinde. Orada bir kahvaltı yapmıştık işte hocamla, Cihan hocam, başkanla da tanışmıştık. Tabii geçen sene güzel bir gidişatları vardı. İşte Mesut Hoca da oradaydı. Mesut Hoca da oradaydı. Cihan hocam, Mesut Hoca ayrıldıktan sonra, Cihan Hoca ayrıldıktan sonra, Mesut Hoca geldi. Bu sene maddi olarak küçülmeye gittiler zannedersem. Belediye ben yokum dedi. Yokum dedi. Küçülmeye, Süleyman Urkay'la mı sezon başı? Şöyle kulübün satılması gündeme geldi. Sakarya grubunda Cengiz hocalar talip oldu. Evet, sevgili doğru. Olsun, ona da selam olsun. Aynen. Birkaç talip daha çıktı. Daha sonra Süleyman Urkay devraldı kulübü. Aynı Nevşehir'de olduğu gibi orada da Serdar Acaroğlu devralmıştı biliyorsun. Evet, iyi biliyorum. Ondan sonra ne olduysa 5. hafta tekrar belediyeye geri verildi. Verildi doğru. Kulüp. Ondan sonra o geri verilme sürecinden sonra Şahin Kaya Nazilli'nin içinden bir insan. Evet. O yüzden de onunla devam etti. Sevgili Bülent Ertuğrul Hoca ile beraber. Ama tabii bugüne kadar belediye desteğini veren belediye bir anda niye çekildi? Ben işte yol yapacağım dedi, şey yapacağım dedi. Bütün paraları artık Nazilli ilçesine akıtacağım dedi. Ama tabii bu arada sırf futbolda kalmadı Nazilli. Birçok branşta da erkek basketbol takımı da falan. Doğru. Tabii çok branşta devam ettiği için futbol takımına destek olmadı. Can abi bugün Aydın Büyükşehir statüsünde biliyorsun. Aydın'ın efsane Aydın Sporu bugün Türkiye'de çoğu kişi bilir. İşte Fenerbahçe zamanından kaç 6-1'lik skor vardı. Sağ abi, benim hatırladığım yaşım sizlerden küçük. İlker Yağcıoğlu vardı sağ abi. Tabii. Çok yani iyi oyuncular. O dönem orada oynuyordu. Yani Aydın Spor, Adnan Menderes Stadyumu, sen çok gitmişindir. Geçmiş gittim, senelerde. Gittim çok. O maraton tribünü üstü ambiyansı biliyorsun. Şimdi o stat da yok oldu galiba. Orası da yıkıldı. Yani Aydın Spor şu an amatör ligde. Aynen. Baktığın zaman Aydın'ı en üst ligde temsil eden Nazilli. Efeler 3. ligde. Evet. Evet. Yani, ama tabii şimdi burada Özlem Çerçioğlu tekrar seçilmiş. Onu da başarılar diliyoruz ama onun futbola bakış açısı hiç yok. Yok. Yok, desteği yok. Ne Nazilli Spor'a ne Efeler 09'a. Yani yok orada şey. En son Selahattin Dinçel Hoca ile bir 3'ten 2'ye çıkmışlardı. Aydın 1900 adını değiştirdiler kulübün. Ama o kulüpte birer birer o sonra. Sürekli el değiştirdi. Evet, en son işte. Zaten Nazilli Spor'da 3. ligden 2. lige Mesut Toros da çıktı biliyorsun. Çıktı aynen. O Kütahya Spor'un açık ara önde olduğu sezonu. Sezonda 9 puan geride gelip. Arkadan gelerek Nazilli şampiyonlukla bitirmişti. Evet. Yani oradan bildiğim, bu sezon izlemedim dediğim gibi, Salih Kavrazlı diye bir oyuncu var. Genç Altınordu altyapısından Trabzonspor'a transfer olmuştu. Altınordu'da da gerçekten takip edilen bir oyuncuydu uluslararası arenada. Ama Trabzon'a gitti. Ondan sonra bir sağlık sorunu yaşadı. Sezon başı biz de ilgilenmiştik. Buradan da menajerine selam olsun. Orhan Çıkırıkçı, Trabzon efsanesinin damadı Cahit Eyüpoğlu. O süreçte biz de almayı düşündük falan. Nazilli'de de iyi bir sezon geçiriyor kendisi. Evet, evet. İnşallah Nazilli'de Can abi hak ettiği yerde olur terör, yani. Evet, yani yeni dönemde belediyenin desteğini merak ediyorum. Bakalım ne olacak. Olur. Evet. Evet, Fethiye Spor'a geçelim. Fethiye Spor bizim grubumuzdaydı. Evet, Fethiye Spor'la deplasmanda karşılaştık. Taner Gülleri'ydi o zaman hocaları. Beraberlikle sonuçlandı. Biz öne geçmiştik 1-0. Daha sonra ikinci yarıda yediğimiz penaltı golüyle Nurettin Çakır atmıştı. Beraberlikle sonuçlanmıştı. Fethiye'ye baktığın zaman Can abi çok tecrübeli bir başkanları var. Sen daha iyi bilirsin. Esat Uzun seneler Esat Bakırcı. Yani bu liglerin en tecrübeli başkanları. Zaten ondan başka da kimse talip olmuyor. Kongre gidiyor, Esat Başkan oluyor. Olmuyor. Bu sezon maddi olarak çok ekstra bir bütçe yapmadılar. Ama bizim tabii bir tık üzerimizde bir bütçeyle yola çıktılar. Sezon başı Eren Hoca mıydı hocaları? Eren Altın'da. Tecrübeli Eren Hoca. Taner Hoca yardımcısıydı. Eren Hoca ile yollar ayrıldı. Evet. Taner Gülleri Hoca başa geçti. Evet. Daha sonra en son hepimizin bildiği Selahattin Dinçer Hoca geldi başa. Evet. Selahattin Hoca geldikten sonra gerçekten iyi bir çıkış yakaladılar Can abi. Yani kadroları da işte tecrübeli Murat Yılmaz santroforları. Onun yanında Ahmet Dereli'yi aldılar. PTT Ligi'nde uzun seneler oynamış bir oyuncu. Selçuk Alibaz vardı. Yani Selçuk Alibaz üstlükleri gören bir oyuncu. İşte Nurettin Çakır. Kadrolara değerli bir kadro. Bizim Turgut Spor'da beraber çalıştığım Sezer Özmen var. Stoperleri, tecrübeli. Fethiye'de Selahattin Hoca geldikten sonra gerçekten büyük bir ivme yakaladı.
Hafta sonu da Karaman'a geliyorlar. Bu hafta sonu işte. Hafta içi maçlar seçimden dolayı. Evet. 3 gün sonra hafta sonu. Maçlar sıkışık fikstüre girildi. Fethiye de bu sezon ligi rahatlıkla ligde kalabilecek bir durumdalar. Dünkü belediye seçimlerinde mevcut başkan Halim Karaca tekrar devam seçildi. Edeyim. Evet, tekrar seçildi. Ona hayırlısı olsun. Hayırlısı olsun. Ona da başarılar dilerim. Fethiye Spor'u da desteğini yeni sezonda göreceğiz. Evet, diğer bir sevgili dostumuz Burhanettin Basa Timur'un kulübü Soma Spor. Siz aynı gruptaydınız. Aynen. Soma da bizim grubumuz. Evet, sevgili Burhanettin Hocamıza da çok selam söyleyelim buradan. Evet, Soma'yı bir değerlendirmişsin. Ya Soma Spor'u artık Türk, yani bırak Ege bölgesini, artık Türk futbolunda da konuşulmaya başladı. Ne gibi dersen, bütçeleri doğrultusunda yapmış olduğu kadrolar başarılar. Birincisi bu. İkincisi, amatör ligden, bal liginden, süper amatörden birçok oyuncu kazandırdı. İşte en basiti, yani en basiti derken en büyük örneği Emrecan Bulut Beşiktaş'a transfer oldu. Süper amatörden geldi. Karaköy Spor'dan. Ki bu sene biz sevgili Burhanettin Hoca'yı aldığımızda bu sene 5-6 tane oyuncumuz var. Ama devre arası vermeyeceğiz. Sezon sonunu bekliyoruz demişti. Can abi ilk yarının son karşılaşmasını Soma Spor'la yaptık. O gün de hocamla konuştuk. Hocam şunu dedi, Ahmet dedi. İşte stoperleri Muhammed Ensar Akgün, orta saha 6 numarada Oğuzhan, bir oyuncuları daha var. Mücahit Yalçın 8 numaraları. Ahmet dedi yani bunları dedi bırakmazsam, bırakmak istemiyorum. Çok talipleri var dedi. Çok arayanlar var. Ama sol stoperleri Manisa FK'ya transfer oldu Can abi. Evet. Ensar Akgün. Evet. Zannedersem şunu demişti hocam bana. Hazırlık maçında karşılaşıyorlar Manisa FK'la. O maçtaki iyi oyunun zaten ligde göstermiş olduğu performans, maddi olarak da iyi bir bonservis teklifiyle geldikleri için satmak zorunda kaldılar. Ondan sonra bir tabii o sistem bozulunca Can abi puan kayıpları yaşadılar. Son haftalarda toparlandılar. Tabii Soma Spor her sene istikrarını koruyan bir kulüp. Bu sene de ligin ortalarında playoff'u zorlayan her sene olmuş olduğu gibi. Geçen sene 3 puan silinmese playoff hattındalardı Can abi. Evet, mali kriterlerden silindi. Geçtiğimiz sene 3 puanları silinmişti. Bu sene de yine aynı noktada devam ilerliyorlar. Buradan da tekrar Burhanettin hocamıza selam olsun. Evet, orada da belediye başkanında bir değişim orada oldu. Orada da mı değişim oldu? Yeni dönemde belediyenin desteğinde orada da merak ediyoruz. Orada da yeni bir stadyum yapılıyor Can abi. Yani baktığımız zaman Türk futbolunda işte ben gittiğim zaman Turgut Spor'da yeni stadyum inşaatı devam ediyordu. Bitme noktasındaydı. Bu sene geçiliyor artık Turgut'un. Evet, yeni sezonu itibariyle. Karaman'da işte geçtiğimiz sene yeni sezonda geçildi. Şimdi Soma'da geçilecek. İnşallah bunların sayısı artar. En başta Karşıyaka olmak üzere. Evet. Bizi diğer üzen bir kulüp şirketleşti. Fakat sürekli el değiştirmekten küme düşen bir Uşak Spor var. Devre arası 17 tane transfer yaptı ama yeterli gelmedi, kurtarmadı transferler. Çok kısa Uşak ve Afyon'u da alalım ve ikinci ligi kapatalım. Evet, Can abi Uşak'la alakalı işte maalesef sene başından beri bir istikrarsızlık var. Şu anda da küme düştüler. İnşallah seneye güzel bir yapılanmayla tekrar Aşigo'lardı değil mi Can abi? Evet, Aşigo Akisar'dı, Aşigo'la Uşak'tılar. Aşigo'ların hak ettiği yerler bir an önce zamanında PTT Ligi'nde oynuyorlardı Hayri Öbüs Hoca zamanında. Evet, Hayri Öbüs Hoca. Yani Uşak da hak ettiği yerlere ulaşır inşallah. Evet. Afyon Spor'a da şöyle değinmek istiyorum. Yani Afşe sponsorluğunda büyük harcamalar PTT Ligi'ne çıkıldı. Yani PTT Ligi'nde çıktığı gibi küme düştü. Ya, geçtiğimiz sene büyük harcamalar yapıldı. İşte borçlanmalar oldu. Bu sene yani futbol kamuoyuna yansıdı basına. Yani tesisten stadyuma götürecek otobüs yoktu Can abi. Evet, evet. Bu maalesef. Durumda yine de bu genç kadroyla başarılı gidiyorlar. Onlar da buradan tekrar başarılar diliyorum yani. Evet, onlar da ligde kalacak yani bu sezon. Kalır, kalır. Hemen 3. lige geçelim Ahmetciğim. Programın sonuna geliyoruz yavaş yavaş. 3. lig Karşıyaka ile başlayalım. Can abicim bu sene Karşıyaka'nın Silifke maçını tribünden takip ettim. Karaman'dan ayrıldıktan sonra en son Anadolu Üniversitesi maçı vardı. Evet. Ya Karşıyaka her şeyden önce sezon başı yani son 2 yıldan beri miydi transferi açtıkları canım? Son 2 sezondur açmışlar. Açıldı transfer. Sezon. Transfer açılmadan kısa ve öz konuşmak istiyorum. 2 sene üst üste playoff oynadı. İlk başta Mesut Oros hocayla Van Spor'a elenildi playoff'ta. Yarı finalde. Bir golle galiba. Yarı finalde. Yarı yani. Finalde. Ondan sonraki sezon Soner Tolungüç Hoca ile finalde Turgut Spor'a karşı kaybedilmiş bir şampiyonluk. Antalya'da pandemi döneminde. Evet. İşte genç altyapıdan çıkan oyuncularla bu başarılar elde edinildi.
Ama nasip olmadı o şampiyonluk. Ondan sonra da zaten bir daha playoff'u göremedi. Göremedi. İşte geçtiğimiz sene yine büyük paralar harcandı. Büyük bütçeler doğrultusunda şampiyonluk hedefi olmadı. Sen programında birçok kez beğendin, yönetimin hatalarına vurgu yaptın. Transfer açıldı. Yapmış olduğun yorumların sonucu da ortaya çıktı. Yani biz bunu sen çıkardık. Her zaman dile getirdin Can abi. Yani burada ben her zaman söylüyorum. Caner bu işte insanlar diyor karşı yakaya şöyle böyle. Yani Caner bu bunları söyledi. Üzerine basa basa söyledi. Geçmiş yönetimi yapmış olduğu yanlışları. Gelinen süreçte Can Erbuğ'un haklılığını her zaman ortaya koydu. Bu sene çok değerli bir yönetim kurulu var. Hepsi birbirinden değerli, başarılı iş adamları. Çok sevdiğim Koran abim var, sportif direktör. İşte sene başında Ersin Aka ile yola çıkıldı. Ersin Aka, Mersin İdman Yurdu'nda yaşamış olduğu şampiyonluktan sonra geldi. Ersin Hoca gitti, Recep Umut hocamız, altyapıda da benim hocamdı. Kısa bir süre görev yaptı. Daha sonra en sonunda devre arasında Erkan Hoca ile biz geçen sene Iğdır'da rakiptik. Erkan Hoca bugün zamana kadar hep PTT Ligi'nde çalışmış bir hocaydı. Süper Lig'de de Gençler Birliği'nde çalıştı. Geçtiğimiz sene Iğdır'ı 3. Lig'den işte direkt 1. olarak aynı gruptaydık. Süper Lig'e çıkardı. Bu sene Karşıyaka'ya geldi. Karşıyaka'da şunu gördüm Can abi. Yani her şeyden önce işte çok işte kadro yapılanması, yönetimin değişmesi, sene başında orada çok bir transfer oldu. Son günler yapılan transferler oldu. Yani o planlama bir türlü olmadı. Ama tabii sen kongreyi yapamak için diretirsen veya yapmaya niyetin varsa sezonun bitişinde yapmazsan, mali kongrede iki kongre arası 48 gün ara verirsen, daha sonra mali kongreden sonra bir ay sonra normal kongre yaparsan ve bu süreçte teknik adamla anlaşıp 3 yıllık sözleşme yaparsan, 6-7 tane transfer yaparsan, transfer ettiğin futbolcuları evet, o ligin üstünde ücretler verirsen, gelecek yönetimde kucağına bomba bırakıyorsun. 1 liralık insanlara 3 liraya anlaşırsan, gelecek futbolcu haklı olarak 5 lira isteyecek, 7 lira isteyecek. Sen bunları sezon başı planlaması en iyi yapan sportif direktörlerden birisin. Her şeyin bir ederi var. Ama tabii bu futbolcu herkes hakkını almak isteyecek. Ama herkes birbiriyle birbirini kıyas ettiği için senin karşına geldiğin zaman işte Ahmet Hocam sportif direktör işte Can 3 lira almış. Ben bu ligde şu kadar oynadım. Ben istiyorum 7 lira diyorsun. Kesinlikle. Artı süre yok. Yok. Ya Can abi işte her şey şeyde değil yani hep aynı noktaya geliyoruz. Eyüpspor geçen sene Süper Lig değerinde bir kadro kurdu, şampiyon olamadı. Ama bu sene doğru bir yapılanmayla açık ara önde. Şimdi baktığın zaman biz Karaman'da yaptığımızda tercih ettiğimizdeki en büyük sebep sistemde. Yani şampiyon olmuş bir hocayla yola çıkıldı, Batman Petrol'ü çıkaran. O takımdan birçok oyuncu tercih edildi. Neden? Uyum sorunu oluşmasın diye Can abi. Evet. Bunun sonucunda da işte en basit bir örnek vereceğim. Hücum attı bizim Akın Akman Can abi. Akın Akman bugün nerede? Batman Petrol. Kaçıncı sırada Can abi? Lider. Lider. Umut Dilek. Merkez santrafordaki oyuncumuz. Nerede? Karaköprü. Karaköprü kaçıncı? Lider. Lider. Diğer kanatta üçlü hücum oyuncumuz vardı. Ahmet Teker. Ahmet Teker Kepez'de. Kepez kaçıncı? Lider. Ya basit bir formül bu. Şimdi tabii taraftarın beklentisi, isimli oyuncular, büyük camia. Adem Büyük gelindi, kadro dışı kaldı. Ne yaşanıldı orada bilmiyorum. Kulübün dışında olduğumuz için bilemiyoruz. Emre Gemici'nin ayrılığı. Emre Gemici'nin ayrılığı. Yasin Ozan'ın çok şanssız, talihsiz sakatlığı. Şu an elde bildiğim kadarıyla Fatih Taşdelen kaldı. Evet. İşte Cenk Ahmet çok etkili sezon geçiriyordu, sakatlığı onun harici çok talihsiz sakatlıklar oldu bir de yani. Efe Tatlı'nın sezon başı. Efe Tatlı'nın çaprazı, o da çok değerli bir oyuncuydu. Aynen. Yani bu şanssızlıklar Karşıyaka'yı tabii birincilik hedefinden uzaklaştırdı. Ama hiçbir şey için geç kalınmış bir şey yok. Daha sezonun geri kalan maçları var. Tabii Batman şu an açık ara favori. Elazığ büyük bir iğme yakaladı. 18 maçtır mağlup olmuyor. Bülent Yeni Hayatlı. Ya Can abi her zaman aynı noktaya geliyoruz ya. İşte yeni yapılan bir stadyum. O stadyumun coşkusu. Elazığ halkı bir olmuş, bütün olmuş. Bülent Yeni Hayat hocayla da bir bütünlük sağlandı. Başarı geldi. Ya en büyük şey taraftarın işte oluşturmuş olduğu evet, ambiyans. Evet. Vura vura geliyor Can abi evet, Elazığ. Evet. Ya Batman öyle. Karşıyaka istiyoruz ki tabii ki playoff'tan da olsa şampiyon olsun. Temennimiz bu. Turgutlu da değiniriz az sonra. Yani evet. Karşıyaka'ya hepimizin isteği Karşıyaka'nın bir an önce üstlüklerde olması. Evet, Karşıyaka'yı da geçelim.
Evet, diğer grupta bizi yüzümüzü güldüren Alia var. Alia'yı hemen bir Alia'yı değerlendirme. Alia, Artvin Opa maçına gittim 2 hafta önce. İzledim yerinde. Ya Alia FK yapılanması, sen davet etmiştin mi bilmiyorum programlarına. Hakan Şapçı Hoca, Baldigin'in bilinen hocası. Profesyonelliklerde işte Uşak Spor'u 3'ten 2'ye arka arkaya çıkardı Bal'da. Bal'da birçok şampiyonluğu var. Bergama'da saymakla bitmez. Alia'da da yapmış olduğu planlama yönetimle sonu şampiyonlukla biten Yunus Emre ile galiba kapışıyorlardı geçtiğimiz sene. Alia arkadan geldi, şampiyonluğu aldı. Bu sene de inanılmaz bir kadro kurdular. Ya kadro mühendisliğini çok doğru oluşturduklarına inanıyorum. Geçen sene biz Çağdaş Çavuş Hoca ile rakiptik. Alanya Kestel'in hocası. Şu an Kepez'in teknik direktörlüğünü yapıyor. Çok başarılı bir hocaydı geçtiğimiz sene. Beni gerçekten çok etkilemişti. Biz rakiptik Alanya Kestel'le. Oynatmış olduğu oyun, sistem. Sonuçta da şu an bildiğim kadarıyla Ali AFK'nın altında bir kadroyla maddi bütçe olarak gidiyorlar. Ama şu an önündeler Alia'nın. Maç eksikleri var çünkü. Alia'da şunu gördüm Can abi. Belediye başkanı sürekli 7-24 takımla bildiğim Serkan kadarıyla. Acar, evet. Yani o da dün tekrar güven tazeledi. Kazandım. Serkan Acar başkanı da başarılı diyoruz. Başkanla olan uyumu. Evet, işte Hakan Şapçı Hoca ayrıldı. Çok değerli teknik adam Fatih Çardak Hoca geldi. Kuşadası'ndaydı. Kuşadası'ndaydı, oraya geçti. Çok etkili bir futbol oynuyorlar. Yani kadroları çok iyi. Sistemleri Fatih Hoca da kısa sürede o sistemini oturtmuş takıma. Artvin Opa maçında canlı izledim. İşte onlar da şanssız bir sakatlık yaşamış. Mehmet Fuat Gölbaşı santroforları. Maalesef. Buradan da geçmiş olsun, evet, kendisine. Evet, acil şifa. İşte Berkay Görmez var. Çok değerli oyuncuları. Çok etkili oynuyor. Mithat bizim kaptanımız. Turgut Spor'da kendisi de orada. Takımın kaptanı, sen davet etmiştin. Evet. Evet, Mithat buradan yaşayan da selam olsun hem Berkay'a, evet, hem Mithat kaptanımıza, Fatih hocamıza. Onlar da şu an Kepez'de sır sırta gidiyorlar. Zaten yani herkes var, merak ediyor kim, evet, çıkacak. Şimdi o grubu değerlendirirken programımızın yavaş yavaş, evet, sonuna geliyor Ahmetciğim. Bir hemen Ayvalık'ı değerlendirelim. Can abi, Ayvalık geçtiğimiz sene biz aynı gruptaydık. Evet. Hocaları Mehmet Yıkılmaz daha mıydı? Yıkılmaz daha. Teto Mehmet. Teto lakaplı. Evet. Mehmet hocamız. Gerçekten geçen sene playoff'a kaldılar. Playoff'ta bizim ilk rakibimizdi. İlk maçta tek maç usulünde elemiş olduk onları. Ya Mehmet Hoca bütçe doğrultusunda muazzam işler yapıyor. Evet. Ya o sağ, suni çim sahaları var. Yenilendi, sistemini şimdi oturtmuş. Mehmet Hoca da bu ligde gerçekten başarılı bir teknik adam. Evet. Aynı istikrarı koruyorlar Can abi. Evet. Geçtiğimiz sene neyse bu sene de aynı yolda ilerliyorlar. Playoff hattındalar. Sonu playoff hattından da çıkacaklarını hiç sanmıyorum. Kalacaklar o hatta. Evet. Güzel bir yapılanmadalar. Ya az veriyorlar, öz veriyorlar. Yani takdir edilesi bir kulüp. Evet. Onlar adına. Orada da belediye başkanı Mesut Ergin güven tazeledi. Mesut başkana da buradan başarılar diliyoruz yeni sezonla ilgili. Hemen Turgut Spor'a geçelim. Turgut Spor da çok başarılı bu sezon. Yani bütçe doğrultusunda kurmuş oldukları kadro çok başarılı işler yaptılar. Yani bugün o grupta Batman çok kat kat üstünde. Karşıyaka bütçe olarak kat kat üstünde. Efelerle Turgut Spor, Elazığ kat kat üstünde bütçe olarak, ama Efelerle Turgut Spor'u ayrı bir kefeye koymak gerekiyor. Evet. Yani Efelerle Turgut Spor'u hem ikisine de bahsedelim. Yapmış olduğu işler hemen hemen birbirine yakın. Çok başarılı işler yapıyorlar. Ramazan Hoca sistemini oturtmuş. Çok iyi bir ivmeyle her maç istikrarlı bir şekilde bu noktaya gelindi. Keza Efeler de aynı şekilde, evet, Can abi. Kamer Hoca'yla, büyük, evet, bir başarı örneği bunlar. Evet. Onlar da playoff'ta iki takıma da başarılar diliyorum. Evet, Turgutlu'yu. Buradan da Turgutlu'daki herkese, orada görev yaptık. Herkese, bize izleyen seyircilere, taraftarlarımıza da selam olsun. Evet, Turgutlu'ya selamlarımızı iletiyoruz. Çok sıkı takipçilerimiz var. Ramazan Çelik hocamıza da başarılar diliyoruz. Veys Kamber hocamıza da. Hemen Ahmetciğim, sonuna doğru bir Kuşadası'nı değerlendirsen. Kuşadası Bornova. Kuşadası bu sezon bundan önce hep Ali Memiroğlu başkanla. Bornova'da demişken ikisinin de, evet, bildiğin üzere Can abi. Bu sene belediye galiba bildiğim kadarıyla belediye kulübü devraldı gibi, evet, oldu. Evet. Yine güzel bütçeyle, hedef maddi imkanları çok iyi Can abi kulübün. Hatta bildiğim kadarıyla Fatih Hoca Altınordu tesislerinde antrenman yaptırıyordu. Çünkü hala tek doğal çimleri kendi stadyumları.
Tabii hem maç oynuyorlar özellikle hem antrenman yapıyorlar. Ondan dolayı Altın Ordu tesislerini kullanıyorlar. Halen de öyle kullanıyorlar. Fatih Hoca elinin kurmuş olduğu kadroyla şu an iyi gittiler. İşte playoff hattındalardı. Fatih Hoca ayrıldı, Ali Ağa'ya geçti. Koray Palaz Hoca geldi. Evet. Koray Palaz Hoca da biraz ilk haftalarda uyum sorunu. Şu anda da galiba iyi bir gidiyorlar. Son haftalarda almış oldukları galibiyetle o hoca da sistemine oturttu. Onlar da playoff içinde yer alıyorlar. Playoff müsabakaları oynayacaklar. Bornova da aynı şekilde. Bornova'ya ayrı parantez açmak istiyorum. Yani geçtiğimiz sene Bal Ligi'nden çıkıldı. Genç oyunculardan kurulu bir kadro. En son Darıca maçını izledim 2 hafta önce tribünden. Çok beğendiğim genç oyuncular var. Evet. İşte savunma hattında Eren Fansa, devre arası Yakal Taylan'ı Amespor'a büyük bonservis karşılığında verdiler. Güzel. Yani yönetimsel olarak çok başarılı işler yapıyorlar. Sene başında da aynı hocayla, Gürkan hocayla devam ediliyor. Bir istikrar var. Onlar da büyük takdir edilesi işler yapıyorlar. Yani bütçe doğrultusunda büyük başarı Can abi. Evet. Çok büyük başarı. Kuşadası Spor'a da Bornova 1870'e de başarılar dilerim. Hemen son söz olarak Bergama'yı alalım. Geçen hafta Bülent Hoca, evvelsi hafta Bülent Hoca evet. konuğumuzdu. O da ateşten gömleği giydi. Evet. Yani, Bergama'da Süleyman Varlık hocamız, sezon başı Özden Toraydın. Evet. Daha sonra Özden hocamızın ayrılıktan sonra Süleyman Varlık hocamız geldi. Süleyman hocamızla da Özden hocamızla birçok kez oturduk, sohbet ettik. İşte onlar da şirket takımı, takım bir ara Bornova'da antrenman yapıyordu. İşte hep tesisleşmeye gidiyor bu yolun sonu. Stadyumları yıkıldı, Suri için antrenman sahaları var. İşte Bornova'da kalındı, oradan oraya taşıma değirmeniyle ne kadar gitti bu işler. Aha, halen de akademinin, eski akademinin oynadığı tesislerde maç. Ya bazen hocalarımız bahsetti, işte hazırlık maçına gideceğiz en basiti dedi. Kınağa bir sürü sorun yaşadık dedi. Evet. Tesis anlamında. Şimdi Bülent Ataman Hoca geldi. Özden Hoca, Süleyman Hoca, Bülent Ataman Hoca. Şu anda da galiba son haftalarda almış olduğu galibiyetlerle biraz rahatlığa konuma geldiler. Evet. Bergama'da tabii ki bu ligde İzmir takımlarımız için de yer almasını istediğimiz bir kulüp. İnşallah onlar da yeni sezonda daha stressiz bir sezon geçirirler. Inşallah. Tecrübeli oyuncuları var. Erhan Şentürk, sezon başı Yılmaz Özeren vardı. İşte Buca'ya gitti devre arası. Kadroları da genç oyuncuları var. İyi bir güzel bir şey yapmışlar. Süleyman hocamızın yardımcısı Evren Nalbant hocamıza da buradan selam olsun. Evet. Çok başarılı bir hocamız. Geçtiğimiz sene ben Şanlıurfa Spor'la Türkiye Kupası'nda eşleşmiştik. Evet, Kemal Kılıç hocamızın yardımcısıydı. Yani o şampiyonlukta büyük emekleri var. Çünkü kadro oluşumunun sezon başı kampını onlar yaşamıştı evet, Can abi. Evet. O takımda geçtiğimiz sene şampiyonlukla sezonu tamamladı sezonu, biliyorsun. Aynen. Evet. Ahmetciğim çok güzeldi. Çok güzel özetledin ve değerlendirdin. Çünkü ligleri en yakından takip eden oyuncuları, teknik adamları senin ağzından duymak güzeldi. Son olarak bir izleyicimiz yazmış. Ahmet Erici. Ahmet Hoca'ya yeni sezonda benim oğlum Abdurrahman Erici 3. kulüplerinden birinde oynatmasını isterim demiş. Ve başarılarının devamını dilerim demiş. Biz de kendisine selamlarımızı iletiyoruz. Ağzına sağlık Ahmetciğim. Seninle olmak çok güzeldi. Bir mukabele Can abi. İnşallah yeni sezonda seni en iyi yerlerde, en iyi kulüplerde İnşallah. Stressiz olarak saçını daha fazla beyazlatmamış olarak görmek en büyük temennimiz. İnşallah. Ben de ayrıca değerli yapım ekibine Hakan Lafçıoğlu başta olmak üzere işte bugün yanımızda olmayan moderatörümüz Ali Kumral'a, çok değerli yorumcumuz Caner Bu abime buradan da kendisine bir kez daha teşekkür ediyorum. Burada olmaktan dolayı ayrıca mutluyum. Çünkü İzmir'de uzun yıllardır yapılmayanları yapıyor kendileri. En son Ege TV'de yapılan programlar vardı. Bu boşluğu fazlasıyla doldurdu kendilerine. Bu konuda da ayrıca teşekkür ediyorum kendilerine. Ben de biz de sizlere teşekkür ediyoruz spor camiasındaki değerli katkılarınızdan dolayı. Evet sayın seyirciler, bir programımızın sonuna daha geldik. Önümüzdeki hafta yeni bir konuk ve yeni bir konuklarla tekrar bir arada olmak dileğiyle. İyi akşamlar.